Ceza Hukuku Derneği'nin değerli üyeleri ve sayın konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Derneğimizin gelenekselleşen pazartesi forumları 2006 yılından beri kesintisiz olarak sürdürüyoruz. 2018-2019 yılının pazartesi forumlarının üçüncüsünü yapmaktayız. Forumun konusu teknolojik gelişmeler karşısında hepimizin ilgisini çeken güncel bir konu. Yapay zeka ve robot eylemlerinden doğan cezai sorumluluk üzerine olacak. Bugünkü oturumu Sayın Profesör Doktor Sedat Keskin Kiziroğlu yönetecek. Konuşmacı olarak da Sayın Avukat Gökhan Ahi bizimle. Sözü kendilerine bırakıyorum. Saygılar sunuyorum. Evet, Türk Ceza Hukuku Derneği'nin çok sevgili yönetim kurulu üyeleri, sevgili İstanbul Barosu yönetim kurulu üyesi meslektaşım Avukat Sinan Naipoğlu da burada. Yine Yargıtay emekli hakimimiz Şerafettin Bey de buradalar. Biz de artık oğlunuzun adını biliyorum, onu iste. Avukat, meslektaşımız, çok değerli bir hukukçu kardeşimiz o da. Hoş geldiniz diyeyim ben de tekrardan. Aranızda olmak yeniden güzel. Ben de Bağı Yönetim Kurulu üyeliğinden önce Mehmet İpek'le Türk Ceza Hukuku Derneği Yönetim Kurulu üyeliğinde de birlikte çalıştık. Pazartesi forumlarından bugünkü pazartesinin konusu gerçekten ilginç. Konuşmacımız da bu konuda bilişim hukuku, bilişim ve bilişim hukuku konusunda uzman bir meslektaşımız Avukat Gökhan Bey. Kendisi de biz daha önce Yeditepe Üniversitesi'nde yine bir uluslararası etkinlikte Uluslararası Ceza Hukuku Derneği'nin başkanı Profesör Fervali'nin olduğu bir toplantıda yine beraber çok ilginç bir bilişim. Yapay zeka diye bir kavram ortaya atıldı. Şu sıralarda Homo sapiens'i okuyorum. Ve bu oturuma biraz hazırlanırken bir makale de elime geçti. Okudum. Yapay zeka ya da makine sapiens. Yani sapiens zeki. Şimdi homo insan demek ve binlerce yıl önce on binlerce yıl öncesinden dünyada, kürede sadece homo sapiensler yok. Başka homolar da var tür olarak. Neandertal örneğimizin Asya ve Avrasya bölgesinde karşımıza bizim tabii çıkmamış yani geçmişten arkeolojik çalışmalardan edinilen bilgiler arkeoloji üzerine bilindiğinde de bu hep görülür. Avrasya bölgesinin insanı Neandertal kaslı, kaba kuvvetli, çok dürüst, hani bir o anlamda da naif, kurnaz olmayan bir insan tipi. Uzak doğuda başka homo türleri ortaya çıkıyor. Arkeolojik bulgular ise bunların daha bir sürü yenilerini. Ama Avrasya, Asya ve Avrupa'da Neandertaller var. Bizim türümüzün ilk görüldüğü yer Güneydoğu Afrika. Evet. Kavalyonuz da kafa sallıyor. Dikkatimi çekiyor. Güneydoğu Afrika, yani Madagaskar Adası'nı gözünüzün önüne getirin. Orada böyle bir şerit halinde sapiensler var. Sapiens zeki demekmiş. Yani bizler zeki insanlarız. Yani Neandertal kurnaz değil. Zeki değil o anlamda. Kaba kuvveti, doğru, dürüst. Bu sapiens o Doğu Afrika'dan dağılıyor yukarılara doğru gidiyor. Her tarafı ele geçiriyor. Bütün diğer türler yok oluyor. Sapiens'in ne yazık ki böyle bir kötü sabıkası var. Sapiens nereye giderse yok ediyor. Çünkü kullanıyor, aklını kullanıyor, aklını değiştirmeye yönelik kullanıyor ama bu bazen
dünyaya zarar veriyor. O nedenle işte ormanları yok etmek ediyor, ateşi keşfediyor. Bir çararca o koca ormanı yok ediyor, önü açılıyor, otlaklar kazanıyor vesaire. Bizler Homo sapiens. Genetik araştırmalar genlerimize çok küçük oranda Neandertal genleri olduğunu gösteriyor ama bu yani çok minik. Ve bütün dünya sapiens. Uzak doğu, kuzey farklı homolar var. Oralarda o radardaki homoların, Homo erectus gibi yakın zamanlarda bulunan başka bir Sibirya'da var. Makine, yapay zekaya da okuduğum makinede machine sapiens demişler. Homo sapiens ya machine sapiens. Zeki makine. Biz homo sapiensiz, onlar da zeki, onlar da machine sapiens diye bir kavram. Şimdi homo sapiens yani yaratılış öyküleri yazıyor. Yani çünkü soruyor değil mi? 5'e 1 ha. Ben nasıl oldum diyor. Ve işte inançlar ortaya çıkıyor. Doğayı öğreniyor. Ve işte benim bu Homo sapiens kitabının yazarı ve arkeolojik ve antropolojik çalışmaların buna getirdiğini söylüyor. Büyük babaanneniz iki çocuk doğuruyor. İki kız çocuğu. Bunlardan biri şempanzelerin soyunun büyük babaannesi, anneannesi oluyor. Bizimkisi de insan soyunu. Yani şempanzelerle Homo sapiensleri kökleri bir yerde buluşuyor iddiasında. Şempanze toplumları incelendiğinde insan Homo sapiens toplumlarıyla aynı özellikleri gösteriyor. Aradaki en büyük fark ne? Biz konuşuyoruz. Yoksa akıl kullanma bakımından fark olmadığını söylüyor. Bilim ama tabii 21. yüzyılın ve hani bilim çağının şu özelliği var. Biz bilmediğimizi biliyoruz artık. Çok da uzak bir tarihe gitmiyor bu. Yani neredeyse 18. yüzyıla kadar, aydınlanmaya kadar hatta, hani uzatalım daha da geriye. Bilmediğimizi bilmemek diye bir şey yok. Bilen birilerinin olduğuna inanıyoruz, kabul ediyoruz. İşte bunlar da din adamları, din görevlileri. Onların bize bu böyle oldu, bu böyledir demesine inanıyoruz ve bitiyor oluyor. Ama işte bir Isaac Newton dinleri çıkıyor, felsefenin matematiğini yazıyor ve matematikle düşünmeye başlıyor insanlar. Ve ilk çağlardaki insanlar bir takım düşünceleri hikayelerle, öykülerle anlatırken bilimsel düşünceye doğru, yani bilmediğini fark etmeye doğru yol alan Homo sapiens artık matematikle bunu yapmaya başlıyor. Matematik sel rakamlarla artık ifade ediyor. İşte Isaac Newton'dan Einstein'a geliyoruz görevlilik kuramına. Ve bugün benim üniversitemde bir fizik profesörü Einstein'ın görevlilik kuramının dahi çok doğru olmadığını söyleyen bir yargı kuramı diye Tolga Yarman Hoca kulakları çınlasın. Bu tabii uluslararası bilim ortamında hani çok büyük şeylerin ekonomi alanında da, endüstri alanında da değişimi yol açacağı için aslında tabii ki çok kolay giremiyorlar o alana. Bunlar dört bilim adamı, hepsinin soyadına Yarman'dan başlıyor. İşte iki Türk profesör, bir Ukraynalı, bir de İtalya profesör, dört fizikçinin Einstein'ın görevlilik kuralını yani kuantum fiziğinin de doğru olmadığını ispat eden fizik teorilerine doğru gidiyoruz. Şimdi yapay zeka, machine sapiens, zeki makineler var mı? Var.
işliyor, bunlara deniyor. Ama bunları tabii insan, değil mi, matematikle, algoritmalarla bunları üretiyor. Ve ilginç, buna da uğraşan insanlar oynamayı seviyorlar bu makinelerle. Ve bize tabii yeni geliyor ama şimdi bir 10 küsur yıl önce bir otomobil fabrikasında işte içine yapay zeka yazılımı yüklenmiş bir robot işçi olarak çalışıyor, çalıştırılıyor. Yanında da aynı işi yapan bir insan var. Bir homo sapiens, bir machine sapiens yan yana çalışıyorlar. Robotun içerisine yazılım machine sapiens yüklenmiş. Üretirlerken bu robot yanındaki insanı kendi üretimi için tehlike olarak algılıyor ve düşünen makine olarak bu insandan kurtulması gerektiğine kanaatine ulaşıyor ve birdenbire yanındaki o hidrolik kollarıyla, değil mi, fiziksel gücü daha fazla, o insanı kaldırıyor ve yanındaki makineye vurarak ölümüne, bu gerçek bir olay. Otomobil fabrikasında olmuş. Bu 38-39 yaşındaki Çinli işçi ya da Japon ölüyor. Yani ortada bir katil fiili var. Katil kim? Sorusunun yanıtını arıyoruz. Katil var mı? Yoksa bu bir doğal ölüm mü? Peki, maşin sapiense katil dersek, maşin sapiense nasıl cezalandıracağız, nasıl yargılayacağız? Kendi öz savunmasını yapabilecek mi mahkemeye çıkıp, yoksa hepimizi birden hidrolik kolayla kaldırıp öldürecek mi? Nasıl bir yargılama olacak? Bunları düşünen, sorgulayan ceza hukukçuları çıktı, inanılır gibi değil, şaka gibi geliyor. Çünkü ben bir homo sapiensim ve bunu reddediyorum. Bence maşin sapiens homo sapiensten korksun. Çünkü maşin sapiensi yaratan da homo sapiens. Ha, homo sapiensin yaratılışı nasıl? Bunu bilmiyoruz. Bildiğimiz işte bir takım teoriler, kuramlar, inançlar var. Dünya nasıl oldu, evren nasıl oldu, değil mi? Yani işte, ta işte Krishna'dan bu zamana daha evveliyatı da var. Birileri işte tutuyor yani, ağaçlara tatıyor işte, hayvanı kutsuyor. Coğrafyaya göre değişiyor. Değil mi? Afrika'ya giderseniz kutsal, en kutsal hayvan aslan, en güçlü o. Niye? Yiyecek zincirinde en üstte yer alan kuvvetli görünüyor. Orta Asya'da Türkler yiyecek zincirinde en üstte kurt. Türkler doğru o nedenle kurt sembolü var. Afrika'da yiyecek zincir en üstte aslan. Peki bu niye böyle? Ve niye homo sapiens, Harari bize de hayvan diyor. Yani hayvanlar alemi diyor. Hep bütün doğadaki varlıklar ve insanı diğer hayvanlardan ayıran, aslında konuşma da hani öğrenilebilen bir şey olduğunu iddia ediyorlar antropologlar, olabilir belki ama hani insanın iki ayak üzerinde durabilmesi üstün hale getiriyor onda. Öyle oldu çünkü ayakları ve kolları farklı biçimde kullanabiliyor. Değişik. Ama insan beyni ne zamanla bu hale gelmiş? Bağırsaklar küçülüyor, beyin daha güç veriyor. Bağırsaklar ve beyin arasında bir ilişki var. Öyle bir şey, doğa bilimi. Ve bizi yapay zeka ve ceza hukukuna getiriyorlar. Bilmiyorum, çok mu konuştum ama değişik bir konu. Biz tabii fakültede, ben ceza profesörüyüm. Bunları anlatmıyoruz tabii. Yine klasik teori, pozitif teori, kusurluluk, değil mi? Kusurlu irade, özgür. İnsanın özgür iradeye sahip olduğundan hareket ediyoruz. Yani kötü ve iyi arasında seçebilme yetisi.
Machine Sapiens bunu algılayabilecek kadar sapiens mi acaba? Zeki mi? Ben sözü meslektaşım avukat yapan Ahi'ye bırakıyorum. Çok yaşayın. Örneğin Machine Sapiens böyle hapşırabilir mi? Yağ fırlatabilir. Değil mi? Ama biz hapşırırken tam fırlatmıyoruz. Peki. Evet. İnsanların bir takım doğal davranışları olabiliyor. Örneğin yapıyoruz ya. Bunu sadece biz Türkler yapıyormuşuz. Ne demek? Hayır demek. Değil mi? Doğru bir, yani doğru mu bir böyle bir şey duydum. Ama mesela bir makine yapar mı kendi kendine? Şimdi, evet. Ama tabii bilim ve kurgu, yani Jules Verne o öyküleri yazarken denizler altında 20 bin deniz altınlar falan yoktu. Yani Leonardo da Vinci uçan makineler, değil mi? Uçak demiyor o zaman. Ne güzel Türkçe uçak demiş. Uçan makineleri düşünürken, hayal ederken değil mi? Hayal ediyor, biliyordu bunlar. Kurgu deniyordu. Ve ne bileyim Yıldız Savaşları değil mi? Veya Star Wars filminde laboratuvarlarda insan üretiyorlardı. Genlerine savaşçılık kromozomları yükleyerek robot yerine yani machine sapiensler yerine onlara ne denir tabi bilemiyorum homo sapiens ama üretilmiş homo sapiens. Ordular. İnsandan, üretilmiş insanlardan orada. Şimdi bu Star Wars'un belki bir kurgu. Ama gen bilimi diye bir şey var genetik. Değil mi? Gen bilimi diye bir şey var. Yani bütün bu ne bileyim adalet savaşçıları. Ben kendimi adalet savaşçısı olarak görüyorum ama ben Thor değilim mesela. Şimdi bunlar da isimler de edilmiş değil mi? Yani veya yeşil adam değilim orada. Benim 13 yaşında oradan biliyorum. Adalet savaşçıları. Bir takım üstün veya doğal farklı yeteneklere sahip insanlar. Evet, bilgisayar oyunlarında çocuklar bunlarla oynuyorlar. Evet, Gökhan Bey, söz sizde. Buyurun. Teşekkür ederim hocam. Aslında bayağı bir kısmını anlattınız. Öncelikle merhabalar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Geçen sene zannedersem 9 Ocak 2018'de bu İstanbul Barosu'nun yeni binasının bu yeni konferans salonunun ilk etkinliği o zaman yapay zeka ve robot hukuku üzerindeydi. 8 veya 9 konuşmacı vardı. Baro'nun yeni salonunun ilk etkinliği olarak böyle bir tarihe geçmişti. Tam bir sene önce. Aradan bu süre geçtikten sonra yine Ocak ayının ilk etkinliği yapay zeka ve robot üzerinde burada konuşuyorum. Hakikaten benim için ilginç ve güzel bir deneyim oldu. En azından bunu söylemek isterim. Şimdi robot ve yapay zeka diyoruz ama kavramlar çoğu zaman birbirine çok karıştırılıyor. Bu kavramlar birbirine karışmasın diye öncelikle şu kavramları biraz açıklamakta fayda görüyorum. Çünkü robotlar kendi demek istiyoruz, yapay zekalar kendi demek istiyoruz, botlar var, algoritmalar var. Normal şartlarda teknik insanların bilebileceği, hatta teknik insanların dahi bazen tanımlamakta zorlanacağı şeyleri biz hukukçular biraz anlamak durumundayız. Çünkü ancak o şekilde bu konuları hukuki bir hale getirebiliriz. Robot dediğimiz zaman aklımıza gelen şey şu tanım olarak. Robot için şöyle bir tanım yapılmış 1979'da Robot Institute of America demiş ki robot yeniden programlanabilen maddeleri, parçaları, aletleri, programlanmış hareketlerle yapılacak bir şey göre taşıyan ve işleyen çok fonksiyonlu makinalardır demiş. Buradan bu tanımdan yola çıkarsak eğer, robotun mutlak surette bir mekanik harekete sahip olan bir cihaz olarak düşünebiliriz. Yani en azından bir kolu olması gereken veya bir tutma organları, bunlar pens olabilir, vantuz olabilir, kıskaç olabilir, elektron mıknatısı olabilir, herhangi bir şekilde kromatik hava basıncıyla çalışan veya hidrolik yağ basıncıyla çalışan, elektrik sensörleriyle çalışan, hareket üretebilen basınç algılayıcıları, sensörleri ve bilgi işlem organları, en azından anakartı ve anakart üzerinde çeşitli devreler olan bir
aletten bahsediyoruz ki bu alet aynı zamanda da tek başına bu nesneleri barındırabileceği gibi aynı zamanda başka ortamdaki verilerle de ve başka nesnelerin ürettiği verilerle de işlem yapabilme kapasitesine sahip bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Bunu neden söylüyorum? Çünkü nesnelerin interneti dediğimiz bir kavram da var. Özellikle üretim bantlarında veya farklı ortamlarda hani birçok biz makineyi aslında robot olarak değerlendirebiliyoruz ve bu robotlar aynı zamanda çevresel şartlarla da çalışıyorlar. Mesela çalışmış olduğu fabrikanın içerisinde ısıyı ölçen, basıncı, sıcaklığı veya farklı hava olaylarını ölçen sensörler de robotlara bu verileri sağlayarak robotun çalışma koşulları hakkında bir takım kurallar ortaya koyabilirler. Yine aynı şekilde robot üzerindeki sensörler, ısı sensörleri, ışık sensörleri vesaireler yine robotların çalışma üzerinde veya veri toplama, nesneleri tanıma özelliği üzerinde bir takım faydalar sağlayabilirler. Ve en nihayetinde de robotlar da veri işleme kapasitesine çoğunlukla sahipler. Çünkü veri işlemediği takdirde onların bir otomasyon cihazından farklı kılamayız. Veri işliyor olmalılar ki aynı zamanda onları biz robot olarak görebilelim. Ki robotların böyle bir özelliği varken şunu da söylemem lazım. Robot kelimesinin kökeninden de bahsetmem gerekiyor. Çünkü robot kelimesi Çekçeden dünyaya kazanılmış bir kelime. Çekçe robota kelimesinden türemiş. Robota da mecburi hizmet, angarya, köle emeği anlamına gelen bir sözcük Çekçe'de kullanılan. İlk defa bunu 1920'de Karel Čapek isimli bir Çek romancı Rosumufi Universali Roboti yani Rosum'un Universal Robot, Universal Evrensel Robotları isimli bir romanda bu terim kullanmış ve ondan sonra da yaygınlaşmış. Tabii bir robotu yani diğer robotlardan, birçok robotlara ayıran bir husus daha var, onu da söyleyeyim. Mesela uzaktan kumandayla yönetebildiğimiz veya bir pilot idaresinde olan, pilot operatör veya bir insan iradesinde olan şeylerden bahsetmiyoruz. Bunlar robot kavramına girmiyor. Bunlar çünkü bir kişi tarafından kontrol ediliyor. Mesela bugün bindiğimiz araçlar bir şoför tarafından sekve idare ediliyor. Veya bugün fabrikalarda kullanılan birçok makine bir insan operatör tarafından kullanılıyor ve onun tarafından kontrol edilerek herhangi bir işin yapılması sağlanabiliyor. İş makineleri bu kapsamda. Ve uzaktan kumandalı olarak uçurulan dronlar veya uzaktan kumandalı araçlar, bomba imha ekipmanları vesaire gibi birçok şey var ki bunlar uzaktan kumandalı oldukları için yine bir insan iradesi de bizim konumuzda değil. O yüzden biz robotlarda bir de otonom bir özellik arıyoruz. Yani otonom dediğimiz zaman kendi kendini sekbe idare edebilen, kendi kendine işlem yapabilen cihazlardan bahsediyoruz ki bu önemli. Ki otonom kelimesi Fransızca otonomiden, yani kendini yönetme hakkı bir hukuki terimdir. Bazı devletler için kullanılır, otonom devletler denir. Aslında sözcüğün de kökeni eski Yunanca'da kendini yöneten anlamda otonomiya sözcüğünden geliyor. Ve robotlara bu özelliği kazandıran şey otonom olmaları. Kendi kendini yönetiyor olmaları. Bir de çok karışan kavramlardan bir tanesi daha var. Biz her ne kadar robotlarda bir mekanik kol olması gerek, en kötü mekanik bir hareket yapıyor olması gerek demekle beraber, bazen de robotlarda herhangi bir mekanik hareket olmadan sadece yazılımsal olarak bot dediğimiz yazılımlarla da otonom, otomatik işlemler yapabilmek söz konusu olabilir. Aslında bot kelimesi robotun kısaltması. Yani farklı bir anlam ayrımı yok. Robot, bot eşittir. Bu kadar basit. Ama artık literatürde şunu ayırmaya başladık. Mekanik kolları olanlara robot, mekanik herhangi bir kol olmadan sadece yazılımsal olarak kendisine verilmiş otonom görevleri yapabilen yazılımlara ise bot ismini veriyoruz ki bu anlam ayrımı daha mantıklı olarak görüyor. Botları da nerede kullanıyoruz? Ticari anlamda kullanabiliyoruz. Veri madenciliği yapabiliyor, veri analizi yapabiliyor, elektronik postalarınızı okuyabiliyor, oyunlar botlarla çalışıyor, kamusal içerikler üretiyor. Mesela çöp bidonların üzerine takılan sensörler veya aydınlatma direklerindeki sensörlerle botlar verileri ölçüp daha az enerji nasıl kullanılır, daha fazla verimlilik nasıl ölçülür, haber içerikleri yazabilir, haber içerikleri üretebilir, sohbet yapabilir sizinle botlar, yani herhangi bir insan olduğunu fark etmeksizin, herhangi bir insan olduğunu düşünerek botlarla sohbet edebilirsiniz. Alışverişinizde yardımcı olabilir, hisse senedi analizleri yapılabilir, veri analizleri veya size hedeflenmiş reklamlar gösterebilir ki botları biz birçok yerde kullanıyoruz. Kullandığımız yerlerden bir tanesini de söyleyeyim. Özellikle Google'ın botları. Mesela Google en çok kullanılan, bugün hemen hemen hepimizin hayatına mutlaka dokunmuş olan bir robottur. Google'un robotları, botları.
her gün her web sitesinde tararlar ve yüz kolunda bir şey aradığımızda o daha önceki taranmış veriler analiz edilerek karşımıza gelir. Bu analiz edilerek karşımıza gelen verilerin içerisinde algoritmalar çalışarak bizim lokasyonumuza çok sık ziyaret edilen siteler veya çok fazla içerik incelenen siteler gibi yüzlerce bilmediğimiz algoritma içerisinde bir sıralama yapar, bir ranking yapar ve bu sonuçları ekranımıza getirir. Burada da tabii ki yine botlar kullanılıyor. Bunlar da robot aslında bildiğimiz. Robotu biz bugün kullanım alanları olarak baktığımızda en çok operasyonel tehlikeli işlerde kullanılabiliyor. Çünkü savaş robotu diye bir kavram var. Bugün Pentagon'dan uzaktan kumandayla idare edildiği gibi sadece otonom olarak idare edilip Afganistan'daki veya Kuzey Irak'taki hedefleri bombalayan dronlardan bahsediyoruz. Aynı zamanda bunlar askeri anlamda bomba imha, mayın tarama veya ön tanımlı hedefleri vurma gibi birçok bir takım işlerde kullanılıyorlar. Tıpta, sağlıkta, cerrahi alanda çok sık kullanılıyor. Da Vinci robotu var biliyorsunuz. Her ne kadar bunun bir kısmı, büyük bir kısmı cerrahın uzaktan kumandasıyla yapılıyorsa da otomatik olarak damar, sinir cerrahisi, mikron düzeyde sinir cerrahisi ve gerçekleştiren, onların yapabilen, ameliyatları gerçekleştirebilen cerrah robotları da var. Eğitim araştırma alanında kullanıyor. Uçan robotları, bugün dronları, arazi tespiti, tarımdaki ürün tespiti veya sulama alanlarının tespiti veya işte farklı amaçlarla kullanabiliyoruz. Basit robotlarla ev işleri görülebiliyor. Tabii mutfak robotu dediğimiz kısım değil ama mesela en çok evde kullanılan özelliklerden bir tanesi özellikle süpürge, elektronik robot süpürge dediğimiz süpürge. Ki bu süpürge kendini şarj istasyonundan siz evden yokken ayırıyor. Kendi başına tamamen otonom hareket ederek evin her noktasını sensörlerle tarayarak vakumlu temizlik yapıyor. Ve bu vakumlu temizliği yaparken de herhangi bir taranmamış nokta var mı yok mu diye bunu da haritasında güncelleyip sizin Wi-Fi aracıyla akıllı telefonunuza evin temizlenip temizlenmedi veya temizlendiyse hangi bölgeye temizlenen dair haritalara gönderebilme kapasitesine ve en sonunda işi bittiğinde kendini tekrar şarj istasyonuna götürme gibi otonom özelliklere sahip. Ve bu öyle bir noktaya geldi ki şimdi artık sürücüsüz araçlar dediğimiz bir alan da ortaya çıkmaya başladı. Çünkü bunlar aslında bir robot. Baktığınız zaman bir donanım var. Donanımın üstünde tekerlekleri var. Güç üreten tekerlekler, elektrikli bir motor, sensörler, kameralar, çevre bilimleri, diğer nesnelerin internetinden biri alıp bu hareketle kendi başına otomatik pilot veya tamamen şoförsüz olarak gidebilen araçlar var ki bunlar da robot kategorisinde değerlendirdiğimiz cihazlar. Ve yakın bir gelecekte artık karanlık fabrikalar deyimine de alışmamız gerekecek. Çünkü karanlık fabrika deyince karanlık fabrika yer altında çalışan fabrika değil veya lisanssız çalışan, merdiven altı üretim yapan bir fabrika değil. Bildiğimiz koca dev sanayi tesislerinin herhangi bir elektrik, aydınlatma veya ısıtmaya ihtiyaç duymadan tamamen robotlarla üretim yapabildiği fabrikalardan bahsediyoruz. Karanlık fabrika terimi buradan geliyor çünkü herhangi bir şey falan ihtiyaç duymadan tamamen kendi üzerindeki devreleriyle, sensörleriyle ve üretim bandıyla üretim yapabilen karanlık fabrikalardan bahsediyoruz ki bazen bunu da insanlar bir tehdit olarak görebilirler. Çünkü acaba insanlar işsiz kalacak ve işsiz kaldıktan sonra ne yapacak gibi farklı farklı ekonomik gelecek kaygıları da insana dolaşabiliyor. Yine en çok kullanılan yöntemlerden bir tanesi bizim chatbot dediğimiz uygulamalar veya YouTube'da videoları seyrederken otomatik altyazı, Türkçe altyazıya çevirebilen veya İngilizce altyazıyı okuyabilen botlar var. Bunlar da aynı şekilde yapay zeka destekli olarak çalışabiliyorlar. Tabii bunlar neyle çalışıyor? Bu bot diyoruz, robot diyoruz ama aslında hepsinin kökeni algoritmaya dayanıyor. Algoritma dediğimiz kelime aslında hepimizin günlük hayatta mutlaka kullandığımız ve uyguladığımız şeyler. Yani bir işi en kısa yoldan kestirmeyle yapmanın yöntemine biz algoritma diyoruz. En kısa yoldan. Bunu matematikte yaptığınız zaman en kısa yoldan da çözüme ulaşırsınız ki algoritma sözcüğü, bu da Özbekistan'ın Harezm, yani bugünkü Türkmenistan'ın bir bölgesi. Ebu Abdullah Muhammed İbni Musa el-Harezm'den gelen bir deyim. 9. yüzyılda yaşamış bir alim ve cebir alanındaki algoritmik çalışmaları kitaba dökmüş. Hisab el-Cebir ve el-Mukabele kitabı dünyada birçok dile çevrilmiş ve dünyanın ilk cebir kitabı olarak kaydediliyor. Avrupalılar söyleyemediği için algoritm sözcüğünü kullanmışlar ve algoritma sözcüğü de buradan türemiş ve genel kapsamlı bu. Yani aslında bu kelimenin kökeni şu, Arap sayıları kullanarak aritmetik problemler çözme yeteneği. Aslına bakarsanız bütün dünyada kullandığımız her şey bir algoritma. Mesela bugün bir yemek tarifi dahi bir algoritmadır.
İşte şu sebzeleri aldınız, şu şekilde yıkadınız, şu şekilde doğradınız, şu şekilde pişirdiniz. Burada bakın bir yöntem var, bir yöntem metot var. Bu metodu işte en kısa şekilde yerine getirdiniz ve algoritma ürettiniz. Bu algoritmayla bir yemek tarifi oluşturuyorsunuz. Bunu hayatın her alanına uygulayabilirsiniz. Ki bugün işte Google'ın az önce söylemiş olduğum arama motoru algoritması aslında bu algoritmalardan sadece bir tanesi. Ve bu algoritmanın ne olduğunu bilmiyoruz. Bazen de Facebook'taki timeline'ımızı bizim önümüze getiren şey bir algoritmadır. Yani bazen bakıyorsunuz ya hani bu içerik benim önüme nasıl geliyor? Hangi sıralamayla veya neye göre, hangi kavrama göre bu benim sevdiğim arkadaşımın içeriği üstte geliyor da sevdiğim arkadaşımın içeriği altta geliyor vesaire gibi birçok kendi kendinize sorduğunuz sorular vardır. Veya Instagram'daki özellikler yani bazı içerikler önde, bazı içerikler arka planda gösteriyor. Eski tarih olanlar daha yeniymiş gibi gösterebiliyor. Veya Netflix'e gidiyorsunuz, işte karşınıza çıkan yazılım, sizin daha önce seyretmiş olduğunuz filmler, izleme süreleri ve filmlerdeki yapmış olduğunuz cins seçimlerine göre size yeni filmler öneriliyor. Ve bu yeni filmler önerirken de aslında arka planda bir algoritma kullanıyor. Ve düşünün, bu öyle bir noktaya geldi ki şu an yazılımcıların, reklamcıların size hedeflenmiş reklamlar sunması da bu yüzden. Hani biliyoruz ya bazen bir ayakkabı arıyorsunuz, ayakkabıyı aradıktan sonra internette bir ay boyunca sürekli ayakkabı reklamları gelmeye başlıyor. İşte bu algoritmalar size bu önünüze getirdiği reklamları bu şekilde belirliyor. Bazen bunu biz şöyle söylüyoruz, acaba tercihlerimiz etkilenebiliyor mu? Bu konuya da daha sonra gireceğiz. Ve son olarak, şimdi robotlardan, algoritmalardan bahsettik ama yapay zekadan bahsetmedik. Yapay zekada aslında bir algoritmalar bütününden başka bir şey değil. Yani bir yazılımın içerisinde kullanılan algoritmalar bütünü ve bu algoritma bütününün yapay zekanın bileşenleri var. Bu bileşenlerden bazıları şunlar, yapay sinir ağları, makine öğrenmesi, işlemsel zeka ve derin öğrenme şeklinde. Ki bu yapay zekanın bileşenlerini birazdan açıklayacağım ama tabii ki yine nesnelerin interneti dediğimiz, etrafımızda varlığından haberdar dahil olmadığımız sensörler, trafik kameraları, turnikeler, işte bir şeyleri ölçen cihazlar, meteorolojik veriler gibi yüzlerce verinin içerisinde yeniden algoritmalar her gün karşımıza kuruluyor ve çıkarak geliyor. Yani hayatımızı daha fazla kolaylaştırmak için. Peki bu yapay sinir ağları nasıl çalışıyor bileşenlerden? Aslında insan beynini taklit eden bir yapıya sahip. Yani insan beyninin sistemini benzetme yoluyla. Çünkü insan beyni nasıl çalışır? Herhangi bir veri girer beyne. Bir işlem yapılır ve bunun bir çıktısı oluşur. Bir karar mekanizması oluşur. Hani ben diyelim ki bir fotoğrafı gördüm. Bu fotoğraf bir girdi olduğunu varsayalım. Fotoğrafta bir nesne tanımladım. Bu nesnenin bir mikrofon olduğunu düşündüm. Burada bir işlem yaptım ve daha sonra bunun bir çıktısı oluşturdum. Bunun mikrofon olduğunu belirttim. Burada bir yapay sinir ağının çalışma prensibi var. Ve aslında bu yapay sinir ağı ortalıkta oluşan bir sinirler ağı veya şey değil. Ne kadar bilgi işlem hızı gelişmişse sistemin, ki bugün network dediğimiz kavram, yani internet, interconnected networks dediğimiz kavram, ne kadar çok veri işlediğimiz ve ne kadar çok yüksek işlemcilerle verilerin işlendiğine bakarak her geçen gün katlanıyor ve çok daha fazla veri analiz edilebiliyor. Ki yapay sinir ağları dediğimiz zaman bilgisayarın içerisinde işlemcinin dediğini düşündüğümüzde kalite kontrolden finansal öngörülere, ekonomik öngörülere, kredi derecelendirmeye, konuşma ve yapı tanımlama gibi, işlem modelleme yönetimi gibi yüzlerce işlemi bu şekilde çok rahat yapabiliyoruz ve hatta hukukta kullanılan bir sistemi iflas tahmini dahi yapabiliyor ki ileri aşamalarında boşanma tahminleri yapabilen bir hale dönüşebiliyor. Diğer bileşenlerden bir tanesi makine öğrenmesi. Bu da yazılım programlarının açık bir şekilde herhangi bir programlama yapmadan sonuçları tahmin etmede daha doğru olmasını sağlayan bir algoritma. Aslında yine bir programlama var ama bu makine öğrenmesi içerisinde makine kendi kendine yeni çıktıları alıp yeni verileri siz programlamadan yeni analizler ve yeni sonuçlar ortaya koymayı sağlıyor ve genellikle tahminde kullanılan istatistik analizler üretiyor. Bu veri madenciliğinin en büyük parçalarından bir tanesi. Yine bugün kişiselleştirilmiş reklam teknolojileri veya cep telefonları kullanılmış teknolojileri birçoğu aslında makine öğrenmesinden ibaret. Yani sizin hareketlerinizi önceden tahmin edebilme ve tahmin edebildikçe de daha yüksek tutturabilme olasılığının ortaya çıkması anlamına geliyor. Ki bunu siz kişisel pazarlama dışında sahtekarlık tespitleri, fraud tespitleri, spam filtrelemede kullanılıyor. Ağ güvenliğinde tehdit algılama veya loklama gibi birçok alanda kullanılabiliyor. Mesela
eğer makine öğrenmesi bulunan bir bankacılık sistemi düşünelim. Sürekli bir içinde veri var. Kredi kartları, binlerce kredi kartı aynı anda işlem yapılıyor. Bu kredi kartlarının içerisinde lokasyon bilgisi var, kullanılan merchandising veya işte mağazanın bilgileri var. Bu bilgiler eşleştikçe, geldikçe sistem veri tahmin noktasına gidiyor ki daha önce, bir saat önce Türkiye'de kullanılmış bir kredi kartının bir saat sonra Avusturya'da da kullanılamayacağını öngörerek orada bir fraud uyarısı verebilecek duruma geliyor ki bunun gibi yüzlerce parametreyi kendiliğinden üretebilen bir sistemden bahsediyoruz. Derin öğrenme dediğimiz bir kavram var ki derin öğrenme esas şu anki yapay zeka temeli aslında makine öğrenmesinin de henüz küçük bir bölümü. Yani esas büyük kavram makine öğrenmesi, derin öğrenme onun içerisindeki daha küçük bir kümeden bahsediyoruz. 2010'lu yıllarda uygulanmaya başlamış, kullanmaya başlamış. Ve makine öğreniminde normalde tanımlanmanız gereken birçok parametreye girmeniz gerekmeden kendisi parametreleri keşfedebilen ve değerlendirmede bulunan bir sistemde bahsediyoruz ve insan beynine daha yakın bir çalışma şeklinde ki bu derin öğrenme özellikle yüz tanıma, ses tanıma, ortam tanımlama, nesne analizi ve doku obje analizi gibi alanlarda bulunuyor. Bunu şuna benzetebiliriz. Facebook'ta görmüşsünüzdür. Facebook'ta herhangi bir sizin fotoğrafınızı yüklediğinizde sistem size bir uyarı gönderir. Der ki bu siz misiniz? Birisi sizin fotoğrafınızı yükledi diye bir uyarı gelir. Siz de evet benim dersiniz. Aslında burada yapılan şey şu, daha önceden sizin fotoğrafınız binlerce kez yüklenmiştir. O yüklenen her fotoğrafı siz etiketlemişsinizdir. Etiketlediğiniz her fotoğrafta sisteme bir kez daha öğretmişsinizdir. Evet, ben Gökhan Ahim. Bak buradaki adam da Gökhan Ahim. Yüzü yana çevirmiş ama işte karanlıkta kalmış da olabilir, bu da Gökhan Ahim. Bak o zamanlar saçım sarıydı, şimdi saçım siyah, bu da Gökhan Ahim. O zaman kiloluydum, şimdi zayıftı, bu da Gökhan Ahim. İşte dün işte İstanbul'daydım, bugün Gaziantep'teyim. Bak bu da Gökhan Ahim'i. Ben o sisteme tanıta tanıta, sistem öyle bir hale geldi ki derin öğrenmeyle artık daha sonraki herhangi bir mesleği, karanlık da olsa, gözlüklü de olsa, saçlı da, saçsız da, üzerinde örtü de olsa tanıyabilen bir hale geldi. Derin öğrenme bu. Ve buradan ortaya çıkan sonuçlarda çok daha fazla ileri yönelik tahminler yapılabiliyor ki ses tanımı da bunlardan bir tanesi. Ki doku obje analizi dedi, bugün modern tıpta özellikle kanserli hücrelerin tespitinde yapay zekaya çok sık başvuruyor. İnsandan daha fazla tahmin olasılığı var. Yani tıp doktorlarının %60'a yakın tahmin ettiği hasarlı dokuları yapay zeka destekli sistemler %85-90'a yakın daha doğru tahmin edebiliyor. Bu da şu demek, artık doktorlar için karar destek sistemi haline gelmiş durumda. Aynı şey hukuk için de geçerli. Hukukta da biliyorsunuz yapay zeka hukuk uygulamaları var ki Ross bunlardan en meşhur, en bilineni aslında yapmış olduğu şey sizin binlerce sayfa kararı okuyup buradan bir sonuç elde etmeniz için harcadığınız saat atıyorum 5000 saatse sistem bütün bu metinleri yapay zeka destekli bir sistem bütün bu metinleri derin öğrenme metoduyla bir kere de tarayıp sizin yüzlerce saat geçirmeniz gereken ve analiz etmeniz gereken şeyi birkaç dakika içerisinde analiz edip size verebiliyor bir halde. Burada da tabii ki doğal dil işleme dediğimiz teknoloji de kullanılıyor. Doğal dil işleme derken bir dilin imla yapısı, gramer yapısı ve farklı ses fonetik özellikleri de kullanma özelliğine de sahip oluyor. Dili de tanıyor olabiliyor. Chatbot dediğimiz bir teknik var. Chatbot da aslında yapay zekanın ilkel hali. Normalde chatbotlar şöyle çalışır. Herhangi bir servis merkezine, yardım merkezine bağlandığınızda biriyle yazışırsınız, biriyle chat yaparsınız. Merhaba efendim, size nasıl yardımcı olabilirim der. Siz de dersiniz ki yemeğim gecikti. Halbuki bunun içerisinde, chatbotların içerisinde daha önceden tanımlı yazılmış komutlar vardır. Yemeğin gecikene bu cevabı ver. Eğer yemeğe geciktiyse sebebinin 4 tane sebepten birisidir. Bu 4 sebepten birisinin olduğunu öne sür ve bu öne sürülen sebeple verilebilecek olası cevap budur. Bu cevaba göre de sen bu cevabı ver şeklinde bir takım komutlara çalışır. Ama bu sistem de öğrenebilen bir sistem haline geliyor ve derin öğrenme sistemiyle insan gibi cevap verebilecek ve tabii ki doğal dil işleme tekniklerini kullanarak aynen bir bebeğin dil öğrenmesi gibi öğrenebilecek hale geliyor. Tabii chatbotlarla ilgili de verilecek cevapların güvenilir olup olmayacağı, bir insanı aldatıp aldatmayacağı, bir insanı manipüle edip etmeyeceği, kandırıp kandıramayacağı noktasında da gerçekten endişeler var. Çünkü öyle yapay zeka programları türedi ki normal bir müşteri temsilcisiyle telefonda konuşuyormuş hissine kapılabilirsiniz. Ve en iyi doktorlardan veya en iyi avukatlardan daha iyi cevap alabileceğiniz
yapay zeka chatbotları var. Bu arada chatbot demişken cebimizdeki cep telefonunda Siri veya Cortana veya işte Alex dediğimiz sistemler aslında chatbotların ilkel bir örneği. Hani yapay zeka destekli olan şu anda ama yapay zeka tabii aranılan seviyede, hala istenilen seviyede olmadığını, henüz kendilerine karar veremediğimiz, sadece elindeki verileri, telefonumuzda bulunan verileri eşleştirerek cevap verebildiğini hatırlatmak istedim. Tabii insanların yanılmasını engellemek için de bazı yasal çalışmalar da var. Mesela Amerika Kongresi'ne, ABD Kongresi'ne görüşülen tasarılardan bir tanesi de chatbot olan bir yerde chatbotların mutlak surette bu bir chatbottur diye belirtilmez olduğunu getiriliyor olması düşünülüyor. Amerikan FCC de bu konuda bir baskı yapıyor. Mutlaka chatbot olduğunu belirtilmesi gerekiyor diye. Nitekim 1950'li yıllarda bilgisayarın babası sayılan Alan Turing'den de bahsetmeden olmayacak çünkü Alan Turing özellikle 2. Dünya Savaşı sırasında Alman denizaltılarının kullanmış olduğu Enigma şifresini çözmek için İngiltere tarafından Enigma'nın şifresini çözerken aslında bilgisayarın da temellerini çözen bir yapı oluşturdu ve o yıllarda yazmış olduğu bir makalede Turing testi diye bir şey ortaya attı. Yani bilgisayarların ileride akıllanabileceğini, kendi kendine sonuçlar üretebileceğini öngörerek Turing testinde de işte özellikle bu chatbotların veya konuşma ajanlarının veya konuşabilen sistemlerin veya yazabilen sistemlerin insan olup olmadığını ayırt etmede kullanılan bir sistem. Bir odaya bir bilgisayardan üretilen veri, bir de insan konuluyor. Başka bir odada ise bir insan buradan sorular sorup her ikisini de hangisinin insan olduğunu anlamaya çalışıyor. Eğer dinleyicilerin %30'u 5 dakikalık bir sohbet sonrasında %30'u ikna olursa, evet bu bir insandır şeklinde ikna edebilirse, bu bilgisayar Turing testini geçmiş sayılıyor. Bugüne kadar dünya üzerinde Turing testini geçmiş olan bir bilgisayar yok. Tek iddia edilen bir Eugene Gustman isimli sanal karakterin %33 ikna ettiği ileri sürüldü ama bu henüz birçok bilim insanı tarafından doğrulanmış bir geçerli test değil, onluyum. Ve tabii ki tekillik konusu da çok enteresan, singularity dediğimiz ki Serap Hoca'nın bahsettiği machine sapiens'larla ilgili bir kısım. Bazı bilim insanları yapay zekanın bugün biz her ne kadar ilkel halde desek de henüz karar verebilecek halde değil, çok iyi karar destek mekanizması veya çok iyi analiz destek halinde desek ileride özellikle 2020'li yılların sonuna doğru çok gelişeceği ve 2045'te tekilleşeceği, yani tekilliğe kavuşacağı şeklinde öngörüler var. Tekillik derken singularity dediğimiz şey şu, bir bilgisayarın insan beyninden daha güçlü hale gelmesi ve artık bilgisayarın bilinçli bir şekilde olaylara karşı düşünce yürütecek ve istekte bulunabilecek hale gelmesinden bahsediyoruz. Tekilliğin doğuş dönemi için 2045 rakamı vermiş. Bunu da kim vermiş? Google Mühendislik Direktörü Ray Kurzweil ve şimdiye kadarki gelecek hakkında tahminlerinin 147 tahminin %86 oranında gerçekleştiğini istatistik olarak yansımış. Tabii bu konuda en çok endişelenenlerden birisi de Stephen Hawking ve şunu diyor, biz insanlar diyor makinelerle birleşebiliriz. Peki diğer robotların gelip bizi kapatmayacağı ne malum şeklinde bir endişesi var. Bu da zamanla öğreneceğiniz bir şey. Belki de ileride bilemiyoruz. Cyborg denilen insan makine karışımı yeni bireyler de çıkabilir. Bunu şimdi bilme imkanımız yok. Ki bugün akıllı saat, akıllı kolye, akıllı bileklik gibi şeyler de aslında cyborg dediğimiz şeyin ilkelerleri. Vücuda bağlı tıbbi destek sistemleri de var. Kalp pilini uzaktan yönetebilen veya ilaç sistemini uzaktan yönetebilen veya bunları tamamen otomatize edebilen tıp desteğiyle düşünüldüğünde yarın öbür gün çelik karbon karışımı aynı bu Altered Carbon filmindeki gibi farklı insanlar acaba olacak mı olmayacak mı? Bu da zaman gösterecek. Tabii işin popüler kültürü bahsetmesek olmaz çünkü çok kutsal konuda sinema filmi ve dizi yapıldı. Özellikle birkaç tanesini anmak istiyorum. Terminator filmini bilirsiniz. Terminator filminde bir John Connor vardır. John Connor Skynet denilen yapay zekadan oluşup dünyayı ele geçirmeye çalışan, insanlığı yok etmeye çalışan Skynet'e karşı mücadele edecektir. Skynet Terminatör'ü gönderir ki John Connor'ı bulup yok etsin şeklinde. Orada da insanlık ve makinenin ilk savaşını görmeye başlıyoruz. Chappie diye bir film vardı. Bu Chappie filmini ben çok sevmiştim çünkü bir yapay zeka robot bebek gibi sıfırdan yetişmişti.
ve bebek gibi agoguyla öğrenmeye başlıyordu. Ve bir müddet sonra kötü insanların eline geçiyordu. Filmde tartışılan konu şuydu: İyi insanların elindeki bir robot, yapay zekalı robot iyi olacak mı? Kötü insanların elindeki bir yapay zekalı robot kötü bir robot olacak mı? Yoksa iç kendini devreye gidip ahlak kavramını özümseyip iyi bir insan özde olmayı, daha doğrusu iyi bir robot olmayı becerebilecek mi gibi bir tartışma var. Her filmini burada anmam lazım çünkü her filmini mutlaka kadın meslektaşlarımız seyretmiştir. Orada da bir işletim sistemiyle yalnız bir bireyin chatbotların üzerinden olan aşkı konuşuluyordu. Hatta bu aşkı o noktaya ilerliyordu ki adam bu sanal karaktere aşık oluyordu ve cep telefonunun kamerasıyla onunla beraber geziyordu, tozuyordu ve aşkı böyle iliklerine kadar hissediyordu. Ta ki bir gün Her, yani işletim sistemi, Samantha dediğimiz işletim sistemi, ben aslında seninle beraber 4342 kişiyle daha beraberim ve her güne seninle beraber aynı anda aynı aşkı duyuyorum dediği zamana kadar ve ondan sonra bir yıkım süreci başlıyor. Ex Machina filmi yine özellikle bir filmdir çünkü insan görünümü yapay zeka, insansı robotların insanları aldatıp kandırıp cinayet işleyebileceği ve kendini üretenden kaçıp kaçamayacağı noktasında toplanan bir film. Ve Black Mirror serisi önemlidir çünkü Black Mirror serisinde de tarım için kullanılan arıların ve dünya üzerinde böyle binlerce savunmuş elektronik arıların birisi tarafından ele geçirip, bir hacker tarafından ele geçirip en çok sevilmeyen, Twitter'da en çok nefret edilen kişilerin listesine göre bu kişileri öldürmesine yönelik bir konuyu işlemektedir. Ve acaba bu robotlar cinayetlerde hacklenerek kullanılabilir mi gibi. Ve Ben Robot filmi, I Robot filmi, bu da evdeki yardımcı robotların merkezdeki üretici tarafından bir kodla ele geçirip şehirde kaos yaratması ve birkaç kişi öldürmesi üzerine kurgulanan bir başka film. Tabi bunlar hep kaotik senaryolar ve bu kaotik senaryoların içerisinde aslında çok da kaotik olmayan ve bugün özellikle yapay zekaları destekli algoritmalar üzerinde, botlar üzerinde bir takım hukuki sorumlulukların tartışıldığı alanlara da geldik. Çünkü özellikle sorumluluk birleşimi bizim hukukumuzda kusura dayanır ve kusur aranmayan objektif sorumluluk halleri de vardır. Fakat bazı alanlar vardır ki özellikle mesela algoritmalar tercihleri yönlendirmesinden kaynaklı bir sorumluluk olduğu zaman kime ait olacaktır? Örneğin navigasyon yazılımı kullanıyoruz. Navigasyon yazılımı size yolları yeşil, boş olarak gösteriyor ama aslında o bölgede bir orman yangını vardır ve navigasyon orman yangını bilmiyordur. Ve sizi orman yangını olan yola nasıl trafik burada boş diye yönlendirebilir bir anda kendinizi alevler içerisinde bulabilirsiniz. Yani böyle bir senaryo olmamış değil. Kaliforniya yangınları sırasında bu senaryo birkaç kez gerçekleşmiş durumda ama neyse ki bu konuda ölen birisi olmadı. Bu durumda hukuken navigasyon firmasını sorumlu tutabilecek miyiz? Harita firmasını sorumlu tutacağız, kullanıcıyı sorumlu tutacağız. Bunu çok kolay şu aşamada cevaplayamıyoruz. Sürücüsüz araçların karıştığı bir takım kazalar var. Bu hem henüz çok yeni, Mart 2018'de oldu ikisi de. Birisi Uber'in sürücüsüz aracını, ki Uber'in sürücüsüz aracısı aslında sürücüsüz olmasına rağmen üzerinde bir operatör var. Yani bir sürücü var ama sürücü bir şeye müdahale etmiyor. Bu halde giderken bisikletli bir yaya bir kadına çarpıp öldürdü. Ve bunun soruşturması hala sürüyor. Soruşturma bulgularına göre bisikletli yayayı bu otomatik araç tanımamış. Yani sistemde görmemiş, yok saymış ve hız kesmeden, herhangi bir tedbir almadan direkt vurmuş. Diğeri Tesla sürücüsünün bir kazası. Tesla araçları biliyorsunuz, Tesla aslında normal direksiyonu gazı pedalı olan bir elektrikli araç ama otopilot özelliği var. Otopilot özelliğiyle bunu kullanabiliyorsunuz. Yani tamamen ellerinizi bırakıp şerit takip sistemiyle gidebiliyor. Fakat burada da Tesla sürücüsü otopilotu almışken ortada şeritleri ayıran beton bloğu görmüyor Tesla ve beton bloğa dalıyor. Ve bunu da sürücüsü ölüyor. İçindeki sahibi ölüyor. Tabi bununla ilgili Tesla'da taze bir yayınladı. Bu konuda işte takipçisi olacağız vesaire vesaire dedi. Klasik ama bazı yerlerde de üretim lisanslarını kaybetmiş oldu. Bunun testle ilgili kısımları, test izinleri de kaybolmuş oldu. Daha sonra başka alanlarda denenecek, öyle gözüküyor. Ki hocam anlattı, 1981'de Japonya'da olan bir fabrika robotu. O da aynen hocamın anlattığı gibi Urada isimli Japon işçiyi tehdit olarak görüyor ve üretimdeki tehdidi ortadan kaldırmak için
orada yer hidrolik koluyla vuruyor ve bu darbe sonucunda hayatı kaybediyor. Bu dünyada bir robot tarafından öldürülen ilk vaka olarak tarihe geçiyor burada olayı. Ve geçen Aralık ayında başka bir kaza vardı. Amazon'un yükleme yapan robotu, siparişleri, elektronik ticaret siparişleri yapan robotu, bir ayı kaçıran biber gazı kolisini kırdı. Ve bu kolideki gazlar açığa çıkınca 30'a yakın Amazon işçisi az kalsın zehirlenerek ölüyordu. Son anda hastaneye yetiştiler. Birinin durumu ağırdı. Zannedersem o durumu ağır olan da daha sonra kurtuldu. Burada tabii sorulacak sorulardan bir tanesi şu. Eğer böyle bir durumda bu ayıları kaçıran biber gazından dolayı işçiler etkilenseydi ve bu işçilerin mesela atıyorum 15 ölseydi zehirlenerek ne olacaktı? Sorumluluğu neye göre dağılacaktı? Hakikaten tartışılması gereken konular. Tabii botlara tekrar gelmek istiyorum robotlar dışında. Bu arada bayağı bir bot saldırısı altındayız. Çünkü bugün günümüz haberciliğinin ana sorunlarından bir tanesi hangi haberin ne kadar süreyle, ne kadar kişiye ve ne kadar doğrulukta sunuculuğuyla ilgili bir mesele. Çünkü bu bahsettiğim konu artık birileri tarafından belirleniyor. Yani hangi habere ne kadar süreyle ve hangi doğrulukta habere ne kadar süreyle maruz kalacağınız artık birileri tarafından belirlenmiş tercihler ve botlar tarafından oluşturulan haberler. Artık bugünün teknolojisinde tamamen kişi özel habercilik yapıldığı söyleniyor ama aynı zamanda sizin internet üzerinde bırakmış olduğunuz her türlü izde sizin yaşınız, cinsiyetiniz, lokasyonunuz, yaşam kültürünüz, günlük tercihleriniz, tuttuğunuz takıma ve sevdiğiniz yemeğe kadar profillenmeyi gerektiriyor ve bu profillenmeden dolayı sistemler sizi ayırt edip sizin ihtiyacınıza göre gerekli haberi verebiliyor ki Cambridge Analytica skandalını bilirsiniz. Cambridge Analytica hep bu kişisel veriler konusunu anlattığımız skandallardan bir tanesi. Neden kişisel verilerimiz önemli konusunu anlatıyoruz? Çünkü zamanında Facebook'un açıklarından faydalanarak bir psikometri yönteminde Cambridge Analytica insanları profilledi. Ve bu profilleme yaparken motion dediğimiz bir teknolojiyle insanların kırılganlık noktası, açıklık, nevrotiklik, dışa dönüklük veya duygu durumlarını değerlendirip farklı profiller yaptı. İşte Trump'ı destekleyen %40 ayırdı, Trump'tan nefret eden %40 ayırdı. Ortadaki %20'nin tamamen tercihlerini değiştirebilecek şekilde işte demokratları kızdıracak ayrı haberler, cumhuriyetçileri kızdıracak ayrı haberler veya ikisini birbirine kızdıracak farklı tartışmalar yaratacak farklı haberler derken burada seçmenin özgür iradesine müdahale ettiği yönünde bir kavram ortaya çıktı ve bu konu hala Amerika'da soruşturuluyor. Amerika'da birçok bakanın veya başkan danışmanın başını yiyen bir soruşturmadan bahsediyoruz. Rus diplomatların sınır dışı edilmesine kadar uzanan bir noktadan bahsediyoruz ki bugün Facebook'ta 68 tane like'ınız bu psikometri yöntemiyle sizin karakteriniz hakkında birçok yere fikir verebiliyor. Ve buradan sonrası da artık şu, disinformation dediğimiz dezenformasyon, yani bilgileri manipüle etme, malinformation dediğimiz bilgileri çarpıtma ve bilgileri yanlış bir şekilde yönlendirme, misinformation dediğimiz eksik ve kayıp bilgi sunma şeklinde yeni kavramları günümüze çıkardı. Ki bugün bu profillemeler, botların, robotların yapmış olduğu profillerle öngörülebilir bireyler olma, tahmin edilebilir bireyler olma gibi bir tehlikenin altındayız ki benim hep anlattığım bir target olayı vardır. Target olayında 13 yaşında bir kızın hamile olduğunu düşünerek sistem ona hamilelik ürünleri, bültenleri gönderdi. Ve daha sonra babanın itirazı üzerine bu konu açıklığa kavuşmak istendiğinde şöyle bir sonuç ortaya çıktı. Gerçekten de 13 yaşındaki kızın hamile olduğunu target bildi. Bunu nereden bildi? Bu kızın arama sonuçlarından veya aradığı ürünlerden, gezmiş olduğu sayfalardan, sitelerden bildi. Ve bu ciddi bir şekilde yapay zeka destekli, derin öğrenme teknolojisiyle insanların profillenmesinden ortaya çıktı. Aynı şekilde bir bankaya gittiğinizde size kredi skoru çıkıyor ama kredi skoru çıkarmasının yanı sıra sizin boşanabileceğiniz ihtimalle hesaplasa ne derdiniz? Bunu yapan bankalar da var. Bazı bankalar sizin 3 yıl içindeki boşanma ihtimalinizin %90'dan fazla olduğunu hesaplayıp size kredi vermeyi reddedebilir. Niye? Çünkü kredi kartı harcamalarınızı biliyor ve neyi nerede nasıl yapacağınızın analizini, finansını tamamen derin öğrenme yöntemiyle ortaya çıkartmış olabilir ve kredi skorunda sizi riskli bir birey olarak görebilir.
Çünkü boşanan adam ne demek? Mallarının yarısını karısına kaybetmiş. Bir yarısını da, onun yarısını da avukatlara veya bir sistemine harcamış. Elinde bir çeyrekle kalan adam demek. O da kredi ödeyemez demek. Banka için bir risktir. Seçmen ve tüketici tercihlerinde manipülasyon dedik. Az önce anlattığım disinformation dedim, dezenformasyon, manipulation ve misinformation dedim. Ve bugün artık hem satın aldığımız ürünlerden tutun, modanın belirlenmesine kadar ve aynı zamanda seçmen tercihlerinin, parti tutacağınız parti veya oy vereceğiniz partinin ortaya çıkarılmasına kadar birçok tercihlerde manipülasyon yapabilen modlardan bahsediyoruz ki bununla ilgili Birleşmiş Milletler şöyle bir dikkat çekmiş. Birleşmiş Milletler bir rapor yayınlıyor ve bu raporda diyor ki yapay zekanın insanlığın en acil ihtiyaçlarıyla uyumlu olacağının garantisi bulunmadı ortaya konu olarak. Yapay zeka sistemlerinin insan duygularını manipüle etmek ve yanlış bilgi yaymak ve hatta nefreti yaymak ve mevcut ön yargıları ve dışlama biçimlerini pekiştirme riskini üstlenmek için daha fazla kullanıldığını belirtmiş. Gerçekten de böyle bir risk olduğunu söylemek lazım. Microsoft Tay diye bir yapay zekalı bir chatbot geliştirdi. Bu chatbot Twitter'da yayınlandı. Twitter'da kullanıcıların ona vermiş olduğu cevaplarla da öğrenebilen bir sistem haline geldi. 24 saat sonra kapatıldı. Sebebi şuydu, kullanıcılar bu Tay isimli robotu o kadar dejenere etti ki 24 saat sonra bu robot Hitler aşığı kadın düşmanı bir robot haline geldi. Yani ve insanlar bunu manipüle edebilir. Doğrudan internet kullanıcılarının manipüle ettiği bir robottan bahsediyoruz. Ve bu öyle bir şey ki noktaya gidiyoruz ki Azınlık Raporu filminde nasıl ki suç işlemeden bireylerin suç işleyebileceği öngörülüp daha suç işlemeden özel bir birim gidip onları engelliyorsa bugün de makul bir vatandaş yaratma eğilimini devletlerde görebiliyoruz. Eğer vatandaş makul değilse, suç işleme eğilimi varsa bu suç işleme eğilimini yapay zekalı profilleme destekleriyle ve yüz tanıma sistemleriyle engelleme yoluna gidebileceği günler çok da uzak değil ne yazık ki. Tabii hukukta da bunu kullanım alanları olabiliyor. Özellikle yapay zeka destekli hukuk metinlerinden vazgeçtik. Düşünün mesela tüm delilleri, şüpheli hal ve hareketlerin geçmişini, mağdurlu olan ilişkisini olay yerini veri olarak yüklediğiniz inceleyen ve kendi tecrübeleri de ve kendi daha önceki bilgi birikimiyle de yarından bir yapay zeka olsaydı ne olurdu? Tabii ki bu da bu karar gerçekten adil olabilecek midir, olmayacak midir? Tartışmaya fazlasıyla açık bunu ki yüz tanıma sistemlerle duygu durum analizi yapılması ve profil, vatandaşın profili, geçmişin bu konuları da değerlendiren bir sistem olsaydı eğer bugün herhalde birçoğumuz cezaevlerinde olabilirdik. Çünkü yüz analizlerinden de bunu yapabilen yapay zeka destekleri çalışmalar devletler tarafından özellikle destekleniyor. İşin hukuk kısmına geldiğimiz zaman hukuk kısmı çok karışık değil, çok bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü tartışmalı olan konular ama kafanızda sadece soru işaretleri yaratmaya çalışacağım. Zaten amacım size bunun cevabı budur diyebilmek değil, daha çok kafanızda soru işareti yaratmak olacak. Mesela antik toplumlarda kölelik kavramı bilirsiniz. Özellikle Roma hukukunda kölelerin davranışları ve kölelerin bir üçüncü şahsa haksız fiil işlemesi veya bir suç işlemesi durumunda köle sahibine karşı zarar gören dava açılıyordu. Actio noxaris denilen bir dava tipi. Ya kölenin verdiği zararı tazmin edecekti köle sahibi ya da kölenin verdiği zarar kölenin değerinden yüksekse köleyi davacıya teslim edecekti. Zamanında böyle bir çözüm öngörülmüş ki bugünkü robot, yapay zeka robot teknolojilerinde, yapay zeka ve robot eylemlerinde kölelik hukukuna atıflar çok sık yapılıyor. Çünkü zamanında köleler için öngörülen bazı tedbirler veya bazı düzenlemelerin bu zaman zarfında modern kölelerimiz için kullanılabileceği düşüncesi de yatıyor. Bu bir nevi Türk Ceza Kanunu'ndaki hayvan sahipliğine de benzer. Çünkü hayvan sahipliği konusu her ne kadar 2005'te farklı bir sorumluluk olarak Türk Ceza Hukuku'na da gelse aslında tarihten bu yana hayvanların tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması veya gözetimi altında bulunan hayvanın başkalarının hayatı ve sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek bir şekilde bırakılması veya kontrolünde eksiklik gösterilmesinde bir sorumluluk gerekiyor. Bugün bu Türk Ceza Kanunu'na göre 127. maddeye göre bir suç olarak karşımıza çıkıyor. Ve 3 robot yasası dediğimiz yasa
çok popüler olarak geçiyor. Aslında böyle bir yasa yok. Bu Asimov, Isaac Asimov adlı bilim kurgu yazarı ilk kez 1942 yılındaki Runaround isimli bir romanında geçer. Ama hala bunu hukuki metinlerde her hukuk insanı mutlaka atıf yapmak zorunda hisseder. Çünkü gerçekten de bu konudaki ilk yazılı metin diye karşımıza çıkar. Bu üç yasa şudur, üç robot yasası. Bir robot hiçbir şekilde insanoğluna zarar veremez veya pasif kalmak suretiyle zarar görmesine izin veremez. İkinci kural, bir robot kendisini insanlar tarafından verilen komutlara birinci kuralıyla çelişmediği sürece itaat etmek zorundadır. Üçüncü kural, bir robot birinci ve ikinci kurallarla çelişmediği sürece kendi varlığını korumak zorundadır şeklinde bir ön tanım getirilmiştir. Avrupa Parlamentosu 2016 yılında robotlar hakkında bir medeni hukuk kuralları taslağı yayınladı. Burada da akıllı robotlara ilişkin bir takım tanımlar yapma ihtiyacı hissettiler. Ki hukukta biliyorsunuz kişi kavramı şöyledir. Kişi bizim bedeni kanununda ve birçok ülkenin hukukunda hak ve borçlara sahip olabilen varlıklar olarak ifade edilir. Ve kişi olmak için insan olmak şart değildir. Bunun işte istisnası insan olmanın gerekmediği durumlar tüzel kişilerdir. Yani gerçek kişiler ve tüzel kişiler diye ayrı hukuk kişilikler yaratılmıştır ve tüzel kişiler aslında hayali bir takım varlıklardır. Yani bizim hayal dünyamızda geliştirdiğimiz, var olduğunu kabul ettiğimiz şirketler, dernekler, kooperatifler böyledir. Aslında fiziken yokturlar ama hayal dünyamızda tüzel kişi dediğimiz bir kavram vardır. Ve bunlar ya kişi toplulukları ya mal toplulukları olarak. Özellikleri ne? Her iki kişinin de, gerçek tüzel kişinin de hak ve sorumluluklara sahipler. Aleyhlerinde dava açabilirler, kendileri dava açabiliyor. Mülkiyet hakkı gibi birçok hakları da birlikte kullanabilirler, ayrı kullanabilirler. İşte bu noktadan yola çıkan Avrupa Birliği de elektronik kişilik denilen bir kavram geliştirmiş. Ve bu elektronik kişilik kavramı şu an henüz taslak halinde. Avrupa Birliği robotları elektronik kişi olarak tanımlamayı düşünüyor 22 Haziran 2016'dan bu yana. Eğer robotlar bir elektronik kişi olarak tanımlanırsa, robot sahiplerinin robotlar için sosyal güvenlik ödemesi yapması, robotların fazla çalıştırılmaması, robotlara eziyet edilmemesi, hatta hatırlar mısınız bu meşhur Dynamics robotların reklam filmlerinde robotlara böyle tekme atarlar, bu köpeksi robotlar vardır, köpek gibi hayvansı robotlar, tekme atarlar, sopayla vururlar falan filan. Hatta buna ilişkin bazı örgütler de çıktı. Robotumuza dokunmayın, robotumuz acı çektirir falan gibi. Halbuki robotların böyle bir acı çekme realite dünyası yok. Fakat tabii ki insanlarda empati duygusu daha yüksek olduğu için bu şekilde örgütler de ortaya çıkmış. Ki bu bildirgede yine robotik idaresinin kurulması ve gerekli düzenlemelerin yapılması öngörülüyor. Ve tüm otonom robotların merkezi bir kayıt sistemi altına alınması, yani elektronik kişilik verecekse dolayısıyla elektronik kimlik de verecek anlamına geliyor. Ve çok da ilginç, tasarıya göre robot sahiplerinin üreticileri robotlarını sigortalamaları gerekecek ki bu gayet de güzel bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Yine AB'nin yapay zeka bildirgesi var. Burada da şeffaflık ve hesap verilebilir olması istenerek yeterli yasal etik çerçevede oluşturulması isteniyor. Bu konuda ülkelerin görüş alışverişinin olmasının, birlikte bir şeyler yapılmasının altı özellikle çiziliyor. Tabii katil robotlar konusu var ki askeri alanda çok çok kullanılan bir şey. Bugün en başta da söylediğim gibi Pentagon'dan bir komutla idare edip otonom olarak görevlerini yapan savaş robotları da var, ölümcül robotlar. Hatta onlar o kadar bazıları ileri gitmiş durumda ki hedefler daha önceden ön tanımlı. Keşif bölümü yaptıkları sırada hedefleri ön tanım olarak görüp diğer silah taşıyan uçan robotlara talimat verip bu hedefleri yok etmek gibi bir misyon üstlenen otonom robotlardan bahsediyoruz. Bunlardan bazıları sivil hedefleri de buldu ve sivil hedeflerde sivil ölümler meydana geldi. Bununla ilişkili soruşturmalar da aynı zamanda sürüyor fakat Amerika bu iddiaları kabul etmiyor. Bu arada Maduro isimli biliyorsunuz Kolombiya'nın lideri en son geçen hafta meclis liderliğini tanımadı ve meclis bu konuda bir red beyanı vermişken Maduro da hala görevin başında kalmaya devam ediyor. Maduro'ya yapılan bir suikast vardı. Suikast dronlarla gerçekleşti. İki ayrı dronla fakat dronlardan birisi erken patladı. Diğer drone da polis tarafından havada vuruldu. Bu dronlar da otonom olarak kullanılan ve tamamen suikaste yönelik dronlardı. Ve tabii ki dronlar da terör saldırısı ihtimalini ve kalabalık yerlere dronlarla veya farklı robotlarla saldırıya imkanlı buluyor. Bu sebepten dolayı
İnsan Hakları İzleme Örgütü 2012'de bir çağrı yapıp denildi ki katil robotları geliştirmek ve kullanmak tamamen yasaklansın, hiç üretilmesin. Çünkü robotlar askeri ve sivil hedef ayrımı yapamaz, hedefi canlı ele geçiremez. Vicdan sahibi olmadığı için insani kararlar alamazlar. Yani sivilleri kurtarmak için ateş kesse uyamazlar veya yaralılara yardım etmek gibi bir hedefe yönelemezler şeklinde. Uzmanlar da bu konuda destek verdi. Ağustos 2017'de Elon Musk'ın davranında bulunduğu yüzlerce uzman bir mektup gönderdiler. Ve dediler ki geliştirmelere durumda otonom silahlar savaşların daha önce eşi benzeri görülmemiş bir ölçüde insanların kavrayabileceği hızdan kat kat daha hızlı gelişmesine yol açacaktır. Bu silahlar teröristler veya despotlar tarafından kullanılabileceği gibi hacklenmeye de müsait olabilecektir diyerek bunların hacklenip kötü niyetli kullanabileceğini de ayrıca altını çizmek konusundan önemli. Nitekim Avrupa Parlamentosu Eylül 2018'de çok yeni, 3 ay önce bir karar yayınladı ve dedi ki otonom silah sistemlerinin geliştirmesi kullanılması yasaklanmıştır dedi. Ama tabii ki hemen buna karşı çıkan ülkeler İsrail, Rusya, Güney Kore ve Amerika biz bu otonom silah sistemlerinin potansiyel avantajlarını hala araştırıyoruz, böyle bir yasağa uyamıyoruz dediler. Bilim adamlarının da bir kısmı bu yasağa karşı çıktı. Dediler ki böyle bir yasak yapılırsa teknoloji bilimde ilerleme olmayabilir. Çünkü bu tür silahlar öncelikle savunma amacıyla üretiliyor ve savunma amaçlarıyla geliştirilen şeyler bugün insanlık tarihinde sivil kullanıma açılan şeyler. Mesela uydular da, internet de aslında ilk savunma amaçlı geliştirilmişti. Daha sonra insanlık hizmetine sunulan şeyler. Dolayısıyla burada teknoloji bilimin gelişmesi için bu otonom silahların kullanılması gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Bu da ayrı bir tartışma. Sürücüsüz araçlar hocam ben çok kullanmadım bir sürü. Yani hukuka giremedim pek. Bir saat oluyor değil mi? Evet. Peki yani iyi gidiyor mu bilmiyorum. Bunu o kadar derin ki. Yani henüz uyanılmadığına göre bakıyorum herkes ilgiyle dinliyor. İyi gidiyor herhalde. Tabii diğer robotumuz sürücüsüz araçlar, iki sürücüsüz araçlarda da bir sürü konu var. Maddi hasar bir nebze hadi görülebiliyor ama sürücüsüz araçlar kazaya sebebiyet verdiği ölüm veya da yaralanmaya sebep olduğunda kimi sorumlu tutacağız? Aracın içindekilerini mi, aracın sahibini mi, işletenini, programcısını mı, aracın üreticisini mi sorumluluğa gidecek? Eğer bu araçlarla uyuşturucu veya silah taşınırsa, kaçakçılık yapılırsa, cezai sorumluluk himayet olacak ve sahibini tespit edemezsek ne olacak? Bugün dronlarla, otonom görevli dronlarla cezaevlerine Türkiye'de dahil biliyorsunuz cezaevi avlularına uyuşturucu götüren dronlar var. Ve bunlar herhangi bir kumandayla gitmeyen tamamen kendisine verilmiş GPS tanımlama göreviyle otonom gidebilen dronlar. Uyuşturucu veya silah sevkiyatını yapıp daha sonra kendi kendini yok etme riskine karşı da gözden çıkarılmış robotlardan bahsediyoruz. Bugün Türkiye'de aktif olarak kullanılıyor bazı olaylar. Çıktı. İlk bu düzenleme, sürücüsüz araçlarla ilgili düzenleme ilk Nevada eyaletinde yapıldı ve daha sonra diğer eyaletler bunu takip etti. Ama bundan birkaç ay önce Hasan Sınar hocamızın da bir konferansında anlatmış olduğu gibi Michigan Vehicle Code isimli bir yasa. Bu Michigan eyaletinin özellikle trafik yasası dediğimiz bir yasa. Bu trafik yasasında bir sorumluluk düzenlendi. Bu sorumlulukta da kusursuz sorumluluk geldi cezai anlamda. Çünkü sadece eğer yapay zeka ile araç sürülüyorsa, yani sürücü kontrolü dışında bir kontrol varsa, tamamen cihaza bırakılmış bir kontrolse, belli koşullar altında aracı üreten veya yazılımcısının da cezai olarak sorumlu olabileceği ilişkin bir düzenleme yapıldı. Bu düzenleme hakikaten enteresan çünkü bu konuda aracı üreten veya yazılımcısının taksirine gidilebiliyor. Burada da ayrım yapmış. Özel kasta işlem işlenmediği, genel kasta işlem işlenmediği, bilinçli taksir veya basit taksir işlem işlenmediği araştırılmalıdır demiş ki eğer bu noktada gidersek bir araç üreticisinin, sürücüsüz araç üreticisinin veya onun kodlarının programlarının öngöremediği veya öngörmek zorunda olduğu fakat öngörmek istemediği bir takım sonuçlara katlanması gerektiği şeklinde bir görüş ortaya çıkıyor ki Michigan önemli bir eyalettir Amerika'da. Özellikle Detroit şehri biliyorsunuz Amerikan yerli, Amerikan otomobillerinin, yerli otomobillerinin kalbi olan bir kenttir. Ve bu kentte çıkan yasa sanki sürücüsüz araçların önünü bir nevi kesmiş gibi görünmektedir. Çünkü hiçbir programcı veya hiçbir araç üreticisi böyle bir sorumluluk altına girmek istemiyor.
Dolayısıyla böyle bir endişe var. Bizim Türk Ceza Kanunu'na baktığımızda Türk Ceza Kanunu ilkeleri belli. Suçlar ve cezalı kanun ilkesi vardır. TCK madde 2'de. Kanun açıkça suç sayılmalı bir fiil için kimseye ceza verilmiyor veya herhangi bir ceza güvenlik tedbiri uygulanamıyor. Yine aynı şekilde kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinde uygulamasına kıyas yoluna gidemiyoruz. Halbuki medeni kanunda kıyas yoluna gidebiliyoruz. Hatta bu konuda bir düzenleme yoksa objektif sorumluluk, genel sorumluluk gibi yerlere gidemiyoruz ve hakim bir kanun koyucu olsaydı en son tıkandığımız noktada kanun koyucu nasıl karar verecekse aynı kararı verebilecek bir durumda hukuk mahkemesi hakimi. Fakat ceza mahkemesi hakimi için böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü suçta ve cezada kanunluk var ve kanunda yazan bir şeyi aşma durumu yok. Ki bir başka ilkemiz ceza sorumluluğu şahsiliği ilkesi. TCK madde 20. Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumluluk tutamaz. Mesela suç işleme kapasitesi olan 10 yaşındaki bir çocuğun fiilinden dolayı ki onun cezai sorumsuzluğu vardır ve kusur ehliyeti yoktur. Onun suçundan dolayı babasını sorumlu tutamazsınız. Veya bir araç işletenin sorumluluğuna aracı sürücüsü kaza yaptı diye veya aracı sürücüsü taksirli davrandı, taksirli suç işledi diye aracın işletenine aynı hukuktaki gibi gidemezsiniz. Çünkü suçta ve cezada şahsilik prensibi çok önemli bir prensiptir. Bu da sadece bizde değil, diğer dünyadaki modern ceza sistemlerinde uygulanan ilkelerdir ve insanlara hukuk güvenliği sağlar. Suçun unsurları açısından baktığımızda, tabi suçun maddi unsurları, manevi unsurları ve hukuka aykırı unsur dediğimiz üç ana unsurumuz var. Ki fiil, netice, nedensellik, bağ, fail gibi bir takım unsurlar var. Mesela burada iki unsurlardan bir tanesi şu, fail Türk ceza hukuk sistemine göre ancak gerçek kişi olabilir. Tüzel kişiler hiçbir zaman fail olamaz veya başka kişiliklerin fail olma olasılığı yok. Yani mutlaka bir gerçek kişinin iradesiyle bir suçun işlenmesi gerekiyor. Suçun maddi unsurlarından bir tanesi ki manevi unsurlar kas taksir veya kas taksir kombinasyonu olduğu takdirde de yine bir insan iradesine veya insan hatasına dayanan şeylerden bahsediyoruz. Dolayısıyla tüzel kişiliklere benzer bir sorumluluk ortaya koymamız da çok mümkün değil ki tüzel kişiliklere çok benzetiliyor bu yapay zeka ve robotlardaki sorumluluk. Bugün yapay zeka veya robot üretimini zaten tek başına kimse yapmıyor. Artık büyük şirketler veya güçlü küçük ortaklıklar yapıyor. Yani yazılımcısı, donanımcısı, mühendisi, yazılım mühendisi, sermayeleri, yedek parça sağlayıcısı, parça sağlayıcısı falan gibi bir kolektif üretim. Ve bu kolektif üretim genelde tek kişi adına değil, bir tüzel kişi adına yapılıyor. Bu da ya devlet şirketleri, ya anonim şirketleri ya da dünyadaki başka araç üreticileri veya farklı donanım üreticileri gibi bir şirkettir. Ve bu şirketlerin cezai sorumluluğu da yok. Bizim Türk hukukuna göre de tüzel kişilere zaten sorumlu tutmanız mümkün değil. Tüzel kişilere uygulanan tedbirler belirledi bizim Türk Ceza Kanunu'nda. O da 60. maddedeki faaliyet izni iptali, eşya müsaadesi, kazanç müsaadesi. Dolayısıyla bir gerçek kişi bu suçu işleyecek, bu suçun oluşumunda olacak, robotla işlenen bir suçun, yapay zeka ile işlenen bir suçun ve bu gerçek kişinin iradesini yansıttığı durumda bu suçun tüzel kişi yararına da işlenmesi lazım ki tüzel kişiyle bu tedbirlerle sorumlu tutabilirim. Ki bu koşullarda her zaman çok mümkün değil. Son olarak şuradan şeyden gireyim, robotların cezalandırılması veya yapay zekanın cezalandırılmasında bazı teoriler var. Yani şu anki ceza kanunumuza göre robot bir kişi olmadığından dolayı veya yapay zekanın herhangi bir kişi kavramamadığına göre, tüzel kişiye de benzetemediğimize göre, herhangi bir iradesi olmadığına göre farklı teoriler de ortaya çıkıyor. Bu teorilerden bir tanesi özellikle Gabriel Hathaway denilen bir İsrail hukuk profesörü. Bizim Türkiye'de de Sinan Altınçoca'nın aynı şekilde görüşleri var. Bu görüşler şu. Mesela diyor ki yapay zekanın veya robotların suçta araç olarak kullanılması. Burada zaten herhangi bir problemimiz yok. Aynen nasıl bıçak kullanıyorsak, tabanca kullanıyorsak yapay zeka ve robotu suçta araç olarak kullanabiliriz. Dolayısıyla bunun programcısı veya kullanıcısı kimse bu eylemden o menfaat edici ve o yönettiği için onun kusurlu davranışı olur ve dolayısıyla onun yürütebileceği, onun sorumlu olabileceği bir ceza sorumluluğundan bahsederiz. Ama saldırması gibi. Evet. Ama ya kendi kendine hareket ederse? Yani öyle bir koşul düşünelim ki
sürücüsüz araç bir anda hareket etti, kendi kendini çalıştırdı ve bahçede önünde oynayan 3 yaşındaki aracın sahibinin çocuğunu ezdiğini varsayalım. Bu olmaz bir şey değil, olabilir. Bu durumda sorumluyu kim bulacağız? Yani kim bunun cezasını bulsun? Taksire gitsek olmayacak. Çünkü sürücünün burada bir kusuru yok. Programcıya gitsek, programcının bu konudaki taksirinin ne olduğunun saptanması lazım. Çok kolay bir şey değil. Burada başka bir görüş var. Başkasının fiilinden sorumluluk olabilir. Mesela eğer bir robota veya yapay zekaya bir suç işletildiyse, çocuk veya akıl hastası gibi kabul edebiliriz görüşü. Robota kim bu suçu işletirse o da sorumlu olur. Yani dolaylı faillik dediğimiz bir kavram olabilir şekilde. Ama orada şimdi, orada hani köpeği saldırmışsınız, robotu saldırmışsınız. Evet. Yani klasik evet. Ceza hukukunun dışında bir çözüm değil bu. Yani önerilen çözümler bunlar. Yani sıkıntı robotun ya kullanıcısı ya üreticisi. Zaten onu suç işlemek için programlamış ise o araçtır zaten. Yani, evet, ha. Dolayısıyla faillik dediğimiz şeyle yani, yararlanabiliriz diyor. Orada bir sıkıntı yok. Evet. Ama robot, hani machine sapiens olur da bu Japonya'daki işçiyi kaldırıp öldürmesi gibi. Evet. Yani hani hesap hatasıdır. Mesela burada da suçlu araç olarak kullanılmasına kendi kendine hareket etmesi örnek verilen şeylerden bir tanesi de o. Veya otonom bir silah kendi kendine. İşte burada sorumluluk tartışmalı bir noktaya geliyor. Güzel sorumluluk. Yani faal meşhur kalabilir. Orada yine bu Japon işçinin öldürülmesi hadisesinde kusura bakmayın araya girdim ama yine o kendi duygularıyla hareket edip herhalde öldürmüyor. Yine onun programlanmasıyla ilgili bir yani şey. Yani değişen bir şey yok sonuç itibariyle. Ama buradaki tek sıkıntımız şu, programcının veya robotun sahibinin, operatörün böyle bir konuyu öngörüp öngörmemesi veya bu konuda bir önlem alıp almamasının gerektiği diye. Yani bu da çok tartışılabilecek konu. Burada neden? Çünkü taksirin saptanması da önemli. O kas yani, taksir ayrımına girer ama şey değişen bir şey olmaz sorumluluk açısından. İşte yeterli dikkat ve özeni gösterdiğini göstermediğini ki bunun mesela taksirli ölmesi. O zaman taksirli ölmesi. En büyük örneği de şu, sürücüsü araba dilenmesi denilen de bir dilenme var. Bu arada çok tartışılan bir şey. Sürücüsü araç gidiyor. Biz bunu robot kabul ediyoruz. Yapay zekalı robot. Gittiği sırada her şey, bütün koşullar normal. Kameralar, sensörler, radar, her şeyi normal algılıyor ve yolunda gidiyor. 60'da hız sınırın tam böyle sınırında. Hiçbir kural ihlali yok. Fakat öyle bir nokta geliyor ki tam böyle giderken bir yerleşim yerine girdiğinde bir anda önüne bisikletli bir yaya fırlıyor. Ve o an aracın değerlendirmesi gereken bir yazılım var. Arka planda çalışan. Yazılım öncelikle güvenli olarak durmayı veya manevra yapmayı emreden bir programlama yapılmış. Fakat dilemma şu, yan tarafta bir dede torun var. Arabayı oraya kırsa dede toruna çarpacak kaldırımda. Düz gitse bisikletli yayaya çarpacak. Bu tarafa gitse, sol tarafa gitse atıyorum orada bir beton bloğa girecek ve içindeki sürücü ve içindeki yolcuya evet. Zarar verecek. Şimdi bu durumda kimin feda edebilir noktası var. Yani bu soruya da buna ahlaki dilemma deniliyor. Bu eskiden kişilik analizlerinde veya işe giriş başvurularında klasik sorulan bir soru var. Yukarıdan aşağı bir tren boşaldı, tren vagonu ve yol ikilerde ikiye ayrılıyor makasla. Makas senin evinde, bir tarafta yaşlı amca var, rayın üstünde, bir tarafta bebek var. Makası hangi tarafa açarsın sorusu sorulmuştur. Şimdi bebeği seçenler var, bebeğin üstüne geçsin çünkü yaşlı amca daha şey, bebek nasıl olsa bir şey yaşamamıştır diyen görüşler de vardı. Yaşlı amca zaten yaşayacağını yaşadı, bebeği yaşatalım. Şimdi manivela elinde, hangisini yapacaksın? Bu çok kolay bir karar değil ve bilmece de bu yönde. Ve buna göre de kişiyi tespit ederek işe girip girmeyeceğine ilişkin nereden saptanabiliyor. Burada da sürücüsü araba dilenmesi dediğimiz, sürücüsü araç dediğimiz bir dilemma var. Ve bu dilemmada nasıl çıkılacak bilmiyorum. Taksinin saptanması, burada mesela diyelim ki dede torunu feda etti. Niye dedeyi torunu feda etti? Programın nasıl bir mantığı var ve buradaki taksi nasıl araştırılmalı? Gerçekten soru tuhaf. Yine bir başka konu, netice sebebiyle ağırlaşmış suçtan dolayı sorumluluk denilen bir mesele de var. Burada da programcının veya kullanıcının meydana gelen daha veya başka neticeden sorumluluk tutabilmesi için bir nedensellik bağı da aranıyor ve en azından bir taksiri de aranıyor ama burada örnek olarak şunu verebiliriz, bir Trojan'ın farklı davranması, mesela
sadece bir Truvat programı olarak bilgileri ele geçirmesi gereken bir programın farklı davranıp kendini güdütüp olarak kopyalayıp başka bilgisayarlarda çoğalması, ki bunlar olan bir şey. Ya da bir drone programlarınız sadece belli bir alanın gözetlemesini yapacakken drone'un bütün alanın gözetlemesi yapıp konuyla ilgisi olmayan bir sürü insanın da mahremiyetini ihlal etmesi gibi netice sebebiyle ağırlaşmış suçtan dolayı bir sorumluluk da ortaya çıkabilir. Bunlar da başka mesele olarak karşımıza çıkıyor. Yine robotların doğrudan sorumluluğu meselesi var. Hani hiçbirini sorumlu tutamadık, robotu doğrudan sorumlu tutabilir miyiz? Hayır, tutamayız. Çünkü bunlar kişi değil. Ve bizim Türk Ceza Hukuku'nda da şöyle bir kavram vardı, 31-32. İşlediği fiilin hukuki anlamda sonuçlarını algılamayan veya bu fiilin ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği yeterince gelişmemiş veya önemli ölçüde azalmış kişilerin kusur yetenekleri yoktur der ki zaten bunları henüz kişi olarak da kabul etmiyoruz. Belki şöyle benzeri düzenlemeler getirilebilir. Hani mesela Türk Ceza Hukuku'nda akıl hastası üzerindeki bakım gözetim yükümlülüğünü ihmal etmek veya inşaat yıkım faaliyetlerine gerekli olan tedbirleri almamak ya da gözetim altında hayvanı kontrol altına almada ihmal gösterilmesi gibi düzenlemelere benzer cezai düzenlemeler belki yapay zeka ve robot uygulamalar içinde yapılabilir. Kanun koyucu bir yönde bir düzenleme yapılabilir. Sonuç, son şeyi bağlayayım. Avrupa Konseyi'nde en son 16 Ekim 2018'de bir taslak belgesi var. Artificial Intelligence and Criminal Law Responsibility dediği yapay zeka ve ceza hukuku sorumluluğu şeklinde bir belgesi. 2 senelik bir çalışma öngörülüyor ve bu 2 senelik çalışmada özellikle ceza hukukuna ilişkin Avrupa Konseyi üye ülkelerinin tartışması isteniyor ve bu konudaki paydaşlarla görüş alışveriş isteniyor. Bununla ilgili de itirazlar, eğilimler ve maillerin saptanması isteniyor. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde aynı şekilde bir tavsiye kararı var. Özellikle şartlar ne olursa olsun sorumluluk ve hesap verilebilirliğinin kişiye ait olduğu, yapay zeka sistemlerinin bağımsız karar verme eylemlerine atıfta bulunması, bu sistemin yaratıcıların, sahipleri ve yöneticileri zarara yol açan eylemin sorumlu insan kimliğindeki bir komutan ve operatör tarafından doğrudan doğruya talimat verilmemiş olsa bile bu sistemden kullanılması suretiyle işlenen insan hakları ihlali konusunda hesap vermekten muaf kılmaz diyor. Yani dolayısıyla bir insan hakkı ihlali söz konusu olduysa bir komut vermeseler dahi bu işin başındaki komutan ve operatörün sorumluluğu hesap verebilirliği ortadan kalkmaz şeklinde bir parlamenter meclisi tavsiye kararı var. Teşekkür ediyorum. Evet. Ayırmak lazım. Yani kullanıcının ne kabahati olacak onu programlayan programcı. Dolayısıyla bana robotu verdi, evimde temizlik yap diye koydum robotu, çıktım evden dışarı, robot indi alt kattaki evi temizledi. Şimdi konu dokunulmazlığın ihlali suçu işlendi. Dolayısıyla hani elektronik kişi olarak kabul edersek burada programcıdan hata, yani şimdi savaşta komutanın eline veriyorsunuz, o kendisi kullanmıyor. Kullanım hatası yaparsa dediğiniz ama doğru. Ama sürücüsü araçlarında test videoları var. Test sana şöyle bir özelliği var. Otopilotu alıyorsunuz. Otopilota en fazla 1 dakika müsaade ediyor. 1 dakika sonra direksiyonu tutarak, baskı yaparak şey yapmanızı istiyor. Ben buradayım demenizi istiyor. Evet. Eğer ben buradayım demezseniz araç otopilot olarak bir müddet daha devam ediyor. Bir sürede kaza olursa ne olacak? Burada ama şimdi tüketici kullanım hatası var. İşte ama, ama burada kaza olur. Kullanıcıya gitmeyebiliriz. Evet, kullanıcıya da gitmeyebiliriz. Tabii ki. Kullanıcının kullanış hatası varsa hani şeydeki tüketici yasasında bile değil mi? Kullanım hatası varsa kabul etmiyor. Mesela drone'la alan gözetmeyen birisi gidip başkasının sadece bir yerini de başkasının yerine getirecek. Elbette. Kullanış hatası. Onda hiçbir tereddüt yok. Ha o saldırgan köpeklerin adı neydi? Ha köpeği kullanmış, ha robotu kullanmış. Evet. Pitbull'lar. Pitbull gibi. Yani şey pitbull'u bırakıyor, tasmasız gezdiriyor, eğittiğini düşünüyor, terliğini düşünüyor. Gidip saldırıyorlar birden biri sokakta yürürken. Orada hatta onun tasmasız dolaştılar. Ben Almanya'da uyarıyordum. Tam o tasmayı boynuna diyordum. Karşık daha uzakta. O zamandan korkuyorduk köpeklerden. Şimdi üniversitede alışık beraber yaşıyoruz. Kampüste, okanda. Ama onlar bizim kendi kampüsümüzün köpekleri oldu. Yani klasik ceza hukuku, kuramlarıyla bu sorun çok rahat çözülür.
Onun dışında robot hesap hatasıdır. Hesap hatası olan robotun üretimi durdurulur. Piyasadan toplanır. Ama bu da bir tüketici hukuku mevzuatı. Evet. Yani böyle bir şey yok. Evet. Şimdi nasıl bu şeyin Almanya'nın... Tüketici mevzuatı da burada iç içe gelebiliyor. Evet. Forum, ama ceza hukuku açısından... Forum formatına uygun olarak şeylerden de görüş alalım. Evet, biz kendi kendimize sorabiliriz. Evet, sorusu olan var mı acaba? Saat kaç oldu? 7:10 geçiyor. Evet. Kameraman diyeceğim ama kamera bir küçücük. Bizi kayıt eder, o da meraklı. Öyle anlaşılıyor. Önce sizden alalım soruyu, madem. Ben birkaç sene öncesine ait bir haber hatırlıyorum. Mesaj atılmıştı yakınlar arasında sanıyorum. Sıkıldım yazılmıştı. Ve bu mesaj İngilizce karakterlerden gittiği için bir cinayete neden olmuştu. Ya. Mesela bu şey robotun istisnai dikkate almaması, mesela Türk diline dikkate almaması anlamına geliyor. Tabii burada bir sorumluluk yüklenebildi mi orada bilmiyorum. Ancak tabii orada kas yok. Taksir ve dahtari suçu olmuyor. Evet, doğru. Burada ben şunu soracağım. Mesela WhatsApp bugün en yoğun kullandığımız ve Facebook var. Hep kanunlarda da böyle değil. Genel ve soyuttur kanunlar. Hayatın olayları sınırsız ve somut ve özeldir. Şimdi bu güncelleme yapıyor bu programlar kendilerini. Güncelledikçe daha böyle kullanışlı hale geliyor. Mesela bugün için Google Play'de ya da o şey Google Market'te yorumlar yazılıyor. Bu yorumlara göre güncelleniyor. Biz bugün Facebook'a, WhatsApp'a bir kurum olarak başvurabilir miyiz? Örneğin geçenlerde 220 kişilik bir avukat grubunda herkes bildirimleri sessize almakla karşı karşıya kaldı. Dediler ki eğer sadece acil şeyleri paylaşmazsanız hepimiz sessize alırız. O zaman da acil şeyler dikkate alınamaz dendi. Grupta herkes bunu tartışmaya başladı. Yani burada işte bir istisna getirmesi gerekiyor WhatsApp'ın. Bu taleplerimizi dile getirebilir miyiz? Ya da Facebook'ta müvekkili ekliyoruz. Eklediğimizin birkaç saat hemen sonrasında bize şunu öneriyor. Diyor ki müvekkiliniz de diyor işte arkadaş olabilirsiniz diyor. Bu konuda başvurabileceğimiz yerler var mı? Gökhan Bey, ya hocam. Gökhan Bey, ben kare almıyorum onları. Orada sıraya diziliyorlar. Ya bu da tamamen kullanıcı olarak bazı tercihler belirlememiz lazım. Evet. Ve ilgili firmalara geliştirme departmanlarına yazıp konuyla ilgili fikir belirtmek mümkün olabilir. Çünkü dünyanın yerinden bu tür başvurular ve bu tür eleştiriler alıyorlar ve buna göre düzeltme yapabiliyorlar. Tabii bunda eleştirilerin çok yoğun olduğu alanlara göre düzenleniyor. Ama kullanıcının farklı bir kültür geliştirmesi söz konusu burada. Sizin bir sorunuz var mı? Evet, ben açıkçası şeyi düşünüyorum. Şu an mevcut teknolojinin bulunduğu haliyle yapay zekanın tamamen algoritmalardan ve kodlardan oluştuğunu ancak bir gün geldiğinde yapay zekanın kendi başına kendi algoritmasını değiştirebildiği gün. Yani şu kuralı ben tanımıyorum artık benim kodlanmamda insana zarar vermek yoktu ama ben bunu siliyorum dediği gün asıl bağımsız sorunlar başlayacak, bağımsız konu edilebilecek sujesi olacak belki ceza hukukunun. Ama bugün dediğimiz gibi yani kendi kanımca şunu rahatlıkla söyleyebiliyorum, öngörülmemiş her şey programcının sorumluluğu olabilir. Yani öngörülmesi gereken ve öngörülmemiş, ya, hayvanda da öyle, başka işte iş makinasında da öyle gibi düşünülebilir. Ama değiştirebilirse ki artık kendi kendini geliştirebilen yapay zeka, derin öğrenme tekniğine sürekli kendini geliştiren şeyler var. Değiştirilirse ne olacak onu bilmiyorum. Onu sormak istiyorum açıkçası. Yani onun için zaten tekillik korkuları, endişeleri var. Singularity dediğimiz kavram zaten buradan çıkıyor ve analistlere göre 2045 yılında singularity gerçekleşecek deniyor. Şu anki teknolojide gerçekleşecek gibi de durmuyor ama o kadar hızlı ilerliyor ki her şey ve Moore yasası denilen bir yasa var. Moore, IBM'in zamandaki bir yöneticisi ve onun bir öngörüsü her geçen yıl veri işleme hızının iki katına artacağı şekilde. Bugüne kadar bu yasa hep işledi. Ve artık veri işleme hızları çok devasa boyutlara geldi. Olmayacak diye bir şey yok. Bu arada yapay zeka ile ilgili de
Tabii şu kendi kodlarını değiştirebilir, yürütebilir falan filan. Hani zaten bunu şu an yapabilen, kendi algoritmalarını farklı hale getirebilen yapay zekalar var ama bunlar daha ilkel düzeyde. Hani sadece işte analiz şekilleri değiştirebiliyor veya parametreleri kendi öngörebiliyor. Bunu yapabiliyor. Ama yarın öbür gün dediğim şey olacak mı onu zaman gösterecek. Arkada bir beyefendi daha önce el kaldırmıştı. Ben şimdi bu sorumlulukla ilgili biraz programcıya kayıyor gibi geldiği için bir iki soru sormak istiyorum. Ya bu arada soru sormadan şeyini söyleyeyim. Kullanış hatası varsa evet, tabii. Benim kendi şahsi görüşüm programcının sorumluluğunda çok böyle üstüne gidilmemesi. Eğer programcı üstüne giderse teknoloji geliştirme konusunda da problem yaşarız. İnsanların elini ayağını program geliştirmekten çekmek durumunda kalabilirler. O yüzden çok da taraftarı değil açıkçası. Ama tabii ceza hukuku açısından şimdi o Japon işçilerin öldürülmesinde o robotun üretiminde algoritmasının oluşturulmasında bir hatanın olduğu ortada. Yani sonuçta bunlar algoritmalar. Tahrik olamaz. Ve insan olmaz. Olmaz. Tahrik olmaz. Yani orada yanındaki, olur mu öyle? Şöyle söyleyeyim bir şey. Hani yanında yanındaki insanı tehdit olarak algılıyor. Tabii. Ceza hukukunda sübjektif sorumluluk var. Yani ceza hukukunda ceza sorumluluğu insana ait. Yani insanı hapse koyup ıslah edebileceğimizi düşünüyoruz. Dolayısıyla robot bir makinedir. İşte bot ya da algoritmadır. Dolayısıyla bunu da insan yazıyor. Ha, kendisi de yapabilir, düzeltebilir. Ama robot cezaevleri nasıl olacak? Yani şöyle, robot cezaevi olmayacak ama tabii yine doktrinde şunlar da var. Robotun fişini çekme, hafızasını silme veya robotu diğer robotların önünde küçük düşürme gibi böyle tuhaf tuhaf yöntemler var. Yani mesela robotun fişini hani mecaz olarak tabii kullanıyoruz. Fişini çekeriz. Yani orada bir üretim hatası var demektir. Çünkü yani Homo sapiens robotu gelsin de Homo sapiens yok etsin diye Machine sapiens ise doğru bir olmuyor. Karamsar bir senaryo pek inanmıyorum açıkçası. Bu singularity meselesine de pek ihtimal görmüyorum. Çünkü bence enerji sorunu hala devam ediyor. Bu çözüm bir şey değil. Ama bu sürücüsüz araç tehlikesi doğuyor. Orada mesela moral neşin var, işte o bir sürü değişik çalışmalar var, bir tür net sonuca bağlamış değil. Yani çok uzun bir tartışma olduğu için ona girmek istemiyorum şu an. Ben bu iki örnek üzerinden sadece aklıma takılan soruları soracağım. İşte bu az önceki Japonya'daki örnekte, tarihten kastım şu an biraz esprili ama şu var, programcının öngörmediği bir durum olabilir. Kullanıcı da kendisi iş yapma şeklinde şimdi herhangi bir ekstra bir faaliyetinden dolayı robot onu tehlike adetmiş olabilir. Yani bu benim işimi elinden alacak gibi değil de kolunu uzattı onun alanına veya işte bir şey yaptı. O da robot onu algılayamadı, yanlış yorumladı. İstenmeyen sonuç oldu. Bu tip durumlar programcı nasıl görecek? Birincisi bu. İkincisi şu var. Mesela tarih örneği var işte az önce Microsoft'un hep anlatılan. Bir günde ırkçı oldu vesaire, nazi oldu vesaire. Burada şimdi Microsoft'un bir günahı yok. Kullanıcılardan bir veri topluyordu. Microsoft'un şöyle bir günahı yok. Hani tümden gelince yaklaşıp tüme varınca yaklaşmış. Demiş ki bu robotu salalım, toplumu şekillendirsin. Zaten bu yapay zekadaki asıl çözülemeyen, yani ceza hukukunun çözemediği bence bu toplumdan bazı kurallara edinen robotları nasıl değerlendireceğiz? Yani bizden bir harap öğrenmiyor gördüğümüz örnekler. Hep daha negatif sonuçlara varıyor. O yüzden hani bu az önceki dediğim tarih meselesiyle bir de kafama takılan şu an. Bugün yazılımlar tek başına çalışmıyor. Yani bir programcı tek başına bir kod üretmiyor. Birçok programcı aynı anda çalışıyor. Sonra biri işten ayrılıyor. Yani bugün bir silah üreticisini düşünelim. Hiç yapay zeka olmasın içinde. Fabrikada çalışan bir işçi var. Bir tüzel kişiliğin adına çalıştı. Silah üretti, verdi bir orduya. Oradaki asker silah çaldırdı. Negatif durumlar oldu. Bu bahsettiğimiz dijitalde çok daha kolay. Hacklenme durumları vesaire. Bunu sen hacklettirmeyecektin mi diyeceğiz yani programcıya? Ya, bir güvenlik önlemini almalıydın. İşte onu da anlayamıyorsun. Taksimler de böyle.
Şimdi ceza hukukunda hiç kimse tarafından öngörülemeyecek bir sonuç zaten kaza ve tesadüftür. Dolayısıyla burada kimse sorumlu tutulamaz. Kusurluluğu kaldıran vardır ceza, kaza ve tesadüf. Yani kaza ve tesadüf nedir? Objektif olarak ve sübjektif olarak failin özelliklerini taşıyan kimseler tarafından da öngörülemeyecek bir sonuç meydana gelmiş ise bu o artık yeni bir şeydir. Patent gibi yeni bir buluştur. Yeni keşfedilmiştir. Dolayısıyla kimsenin ceza sorumluluğu doğmaz. Objektif sorumluluk yoktur ceza hukukunda. Ha, özel hukuktaki tazminat sorumluluğunu ayırırız. Burada kusursuz makine olmadığı anlaşılır. O Japon işçiyi kaldırıp öldürmesinde. Ha, bunu bir programcının o koşullardaki bilgiye göre bu düşünebilir miydi üretilirken? Önceden öngörülebilir miydi? Ve o algoritmayı, yazılımı veya işte botu ya da robotu oluştururken önceden o hesaplama yapılırken bir eksik var mı? Önceden görülebilir bir sonuç muydu, değil miydi? Buna bakarız. Kim bu da bilir kişi incelemesi demektir. Mesela sürücüsüz araç yapıyor adam. Diyelim ki hız sınırlarına her şeyi koydu ama özellikle gevşek malzemeli bir yoldaki fren mesafesini hesaplamadı. Mesela burada programcının sorumluluğuna gidilebilir diye. Çünkü gevşek malzemeli bir zeminde fren mesafesinin 1,5-2 katına kadar uzayabileceğinin öngörülmesi gerekir. Ama bunu nasıl aşabiliriz programcının sorumluluğuna gitmemek için? Ancak bu konuyla ilgili paydaşlar belirlenir, standartlar belirlenir. Evet. Standartlara göre üretim yapıldığı müddetçe, o standartlar her yıl veya her birkaç ayda bir güncellendiği müddetçe bu konuda programcının sorumluluğuna gidilmeden rahat rahat iş çözülebilir düşüncesi. Kullanım koşulları. Çamaşır makinesini bulaşık makinesi olarak kullanamazsınız. Burada çok ufak bir ayrımdan bahsetmek istiyorum. Mekanik robotlarda bu standartlar çok rahat belirlenebilir ama hani görünmeyen, arkada çalışan yazılımlarda bu çok zor. Mesela bugün ülkemizde uçak firmalarının bize uyguladığı işte bilet fiyatlama politikaları var. Bunu kime nasıl şikayet edeceğiz? Farkında bile değil, ispatlayamıyoruz da. Evet, bot yazılımların yapmış olduğu fiyatlama politikaları. Yani mesela ben 200 liraya bilet aldıysam, bana bir daha 200'ün altında bilet göstermiyor. Doğru. Böyle çalışan sistemler var. Kandırıcı sizi de kandıracaksınız o zaman. Onu soracaktım da çok ben yöntem söyleyeyim. Bilgisayarınızı, çerezlerinizi temizleyin. İnternet bağlantısı kapatıp tekrar açın. Yok şey soracaktım ben. Mesela diyelim ki Google Chrome'u kaldırın. Sonra bir daha kurun. Yok o kadar da gerek yok. Geçmişi temizlemenize cookie'leri kaldırmanız yeterli. Gizli pencereden de alabilirsiniz. Evet. Incognito yapılabilir. Bir şey daha sormayayım. Çok ama önce Oya Hanım var. Oya'yı tanıdığım için. Çok teşekkürler. Biraz belki ceza hukukunun dışına çıkacağım ama kafama takılan bir soru var. Ben bu meseleyi ilk tartışılmaya başlandığı andan itibaren hani kişilik belirlemek ve hem özel hukuk hem ceza hukukunun pek çok sorununu çözeceğiz diye düşünüyordum. Şimdi çok sevindim. Hani Avrupa topluluğunda da elektronik kişilikler diye bir kavram konuşulmaya ve tartışılmaya başlanmış. Hani bu bize gerçekten elimizi rahatlatacak diye düşünüyorum. Elektronik kişilikler kavramı getirildiği zaman mevcut hukuk düzenindeyken yani bizim kendi hukuk düzenimiz bakımından da sorduğumuz bu soruların çoğuna cevap verebilecek durumda olacağız. Bir tek belki hani kişilik ne zaman başlayacak diye tartışacağız. Hani tüzel kişilerde belli, işte gerçek kişilerde Cem'in tam ve sağ olarak dünyaya geldiği zaman kişilik oluşmuş olacak. Haklara ehil olacak tam olarak dünyaya geldiği zaman vesaire. Herhalde elektronik kişiliklerde de bunları konuşuyor olacağız. Ben daha farklı bir şeyi sorup duruyorum bu konu ilgimi çekmeye başladığı andan itibaren. Siz biraz değindiniz. Hani şeyler, robot yazılımlar, botlar öyle bir hale getiriliyor ki artık her şey bizim tercihimize göre karşımıza çıkıyor. Haberler bile kişiselleşmiş durumda. Benim Facebook timeline'ımla işte yanındaki yakın arkadaşı Figen'in timeline'ı aynı değil. Hatta ikimiz Sözcü Gazetesi'nin sayfasını açsak aynı haberleri görmüyoruz. Çünkü onun tercihleriyle benim tercihlerim o arkada çalışan algoritmalarla farklılaşmış durumda.
Şimdi hem ceza hukukunun hem özel hukukun temelli serbest irade üzerine kurulmuş vaziyette. Bizler bakımından serbest iradenin oluştuğunu daha rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü işte doğumumuz, çocukluğumuz, yetişkinliğimiz vesairemiz hani bu tarz böyle bir bombardımanla gelişmedi. Daha özgür bir biçimde kendi kişiliğimizi geliştirebildik. Yani neyin benim kararım, neyin dışarıdan manipüle edilmiş karar olup olmadığını belki daha iyi ayırt edebiliriz. Ama bu dünyanın içerisinde doğmuş çocukları düşünelim. Bu dünyanın içerisinde doğduğu andan itibaren sistemler tarafından takip edilecek her tür veri kim, yani bunları sağlayan kim ve o serbest irade nasıl oluşacak? Sanıyorum bunun konuşulması gerekir ve bunun da önlenmesi gerekir. Yani serbest iradenin oluşturulması için nasıl hani insan hakkı ihlalleri bakımından bir takım önlemleri konuşuyoruz. Özgür iradenin oluşturulması bakımından da koruyucu bir takım tedbirlerin alınmasını konuşuyor olmamız gerekir diye düşünüyorum. Acaba hani benim bilmediğim bu konuda yapılmış bir çalışma var mı? Bununla ilgili bir gelişme var mı? Onu merak ettiğim için bir de konuyu açayım istediğim için. Teşekkürler. Güzel. Çok teşekkür ederiz. Zaten bu konu özellikle kişisel veriler konusunda çok Avrupa Konseyi'nin 1981'den bu yana Avrupa Birliği'nde 1999'dan bu yana çok ilgisini çeken bir konu ve buna ilişkin direktifler model kanunu verilmiş. Zaten Türkiye'de de en son 2016 yılında çıkan kişisel veriler kanunu da insanların bu verileri hakkındaki hakkını, verilerin üzerindeki hakkını ve verilerin gerekli geri çekebileceği veya bu verileri yönetebileceğine ilişkin haklar düzenlemiş durumda. Bu bir içeriz oturmuş değil, zamanla oturacak bir şey. İnsanların bir yerlerdeki verileri hakkında bir karar verme hakkı olması. Ama bu tabii devletteki verilerimiz için geçerli değil. Nüfus kayıtlarımız, doğum kayıtlarımız, okul kayıtlarımız, emniyet kayıtlarımız, adli sicil kayıtları, yürüyüşün kayıtları onun için geçerli değil. Ama en azından kullanıma ilişkin kayıtları yönetebiliyor olmamız lazım. Hani bu Google olsun, Facebook olsun vesaire olsun. Bir de tabii bu konuda yapılan çalışmalardan bir tanesi de şuydu. Az önce de söyledik buradaki sunumda. Birleşmiş Milletler özellikle yapay zeka destekli manipülasyonun önlenmesi gerektiğine ilişkin bir takım şeylerin altını çiziyordu. Ve gerçekten özellikle dünyada gittikçe artan bir nefret söylemi var. Ve bu nefret söylemi kökeninde yapay zekaya desteklenmesi ve popülizm denilen illetin gittikçe her geçen gün oy potansiyelinin korunması veya yeni oylar alınması için tüm dünyadaki güçlü devletler tarafından kullanılabiliyor olması. Ve ne yazık ki hani bunu Birleşmiş Milletler'in önleyebileceği bir yapı çok yok. Bu konuda her bireyin ayrı ayrı kendi üzerine düşen görevleri var diye düşünüyorum. Arkada bir soru var ve son soru. Son soru olarak alalım. Zaten başta da el kaldıran yok gördüğüm kadarıyla. Evet. Katkı olsun diye düşünüyorum hocam. En son. Peki. Merhaba. Merhaba. Efendim, tartışmanız çok güzel. Teşekkür ediyorum. Hem konuşmalar hem konular için ama. Bir konuya takıldım. Mesela bugün belki cevaplanması gereken tek sorusu buydu. Ceza hukukunun ve genel hukukunun en büyük temeli insan iradesidir. Yani iradenin varlığı aslında bakarsanız bizi hukukun konusu yapar bu anlamda. Fakat Gökhan Bey'in ifade ettiği üzere, Gökhan Bey de doğrulayacaktır muhtemelen. Birçok algoritma içi bakılabilir, incelenebilir, nasıl çalıştığı algılanabilir, robotların programlanması incelenebilir. Fakat özellikle gelecek vadeden bir teknoloji değeri öğrenme, başlangıcından sonucu verdiği alana kadar tamamen bir karanlık kutu. Yani o sistemi tasarlayan insanlar dahi karar verme mekanizmasının nasıl olduğunu bilemiyorlar. Yani siz bir veri setine veriyorsunuz, sistem bundan bir sonuç çıkarıyor kendi kendine ve bu sonuçla ilişkilendirerek size bir cevap veriyor. Diyor ki, örneğin, varsayalım ki bir ceza veri tabanına verdiğiniz zaman bu potansiyele göre şu insanlar da şu olasılıkla suç işleyebilir diyor. Ama siz bunu neden söylediğini tam olarak bilmiyorsunuz asla. Şimdi bu durumda asla makinenin programlarının kabahati olduğu yoksa makinenin kendisinin mi kaslı hareket ettiği konusunda bir fikrimiz olmuyor. Zaten en büyük çelişki de burada ortaya çıkıyor. Böyle bir durumda
ne yapacağız? Çünkü yazılımcıya gitmek kolay. Bunu öngörmesin diyebilirsiniz. Algoritma yanlış yazılmıştır. Bunu inceleyip diyebilirsiniz bu olmamış. Veya işte araba lidar görüntüsünde şeyi görmemiştir. Bisikletliği tanımlayamamıştır. Demiştik ki bunu hata yaptınız ama böyle bir sistem geliştirdiğiniz zaman ki en çok kullanılacak ve belki geleceğin tartışma teknolojilerinden bir tanesi bunların hiçbirinin geri dönüşü size yok. Ve o nokta elimiz kolumuz bağlanıyor. Görüşürüz ne olacak bu konuda merak ediyorum. Aslında bunun cevabını vermiştik çünkü robotların veya yapay zekanın doğrudan doğruya sorumlu tutulabileceği bir hukuk sistemi yok. Doğrudan sorumluluk meselesi yok. Biz farklı örnekler verdik farklı durumlar için ama bu tür durumlarda yani insan iradesinin olmadığı, taksirinin sorgulanamayacağı, herhangi bir kastının bulunmadığı bir noktada yapay zekanın veya robotun tek başına yapabildiği bir haksız eylemin cezalandırılması da şu aşamada mümkün gözükmüyor. Hani bu ileride elektronik kişilik tanınır da, elektronik kişilik tanındıktan sonra cezai sorumluluk haline dönüşür de, o zaman işte gidip fişini kapatır, fişini çekeriz falan bilmem ne onlar düşünmelidir. Ama şu aşamada böyle bir durum söz konusu değil. Geleceği şöyle, siz hani makinenin kendi kendine derin öğrenme yöntemiyle üreticinin veya onu hayal edenin ve hayalinin ötesinde sonuçlar doğurabileceğini ve kendi kendine hesapta olmayan karar. Zaten bunu söylüyoruz. Kastına karar veremiyoruz. Şimdi makinenin zaten taksiri olur mu? Hani çünkü bunlar matematik hesaplar. Sonuçta bu bir makine. İlaç endüstrisi gibi. Yani ilacı üretiyor. İlacın yan etkilerinin de insan sağlığı açısından ne gibi yan etkilere sahip olabileceğini de araştırıyor. Ve ilacın kullanım kılavuzunda bunlar yazıyor. O bilim insanı o ilacı üretirken hiç düşünemediği, hiç öngöremediği, kimsenin de tahmin dahi etmediği bir başka yan etkisi ortaya çıkabilir. Yapay zeka da böyle. Dolayısıyla ama o İlacın kendisinin bunu yaptığı anlamına gelmiyor. Sonuçta o hesabı yapan, matematiği yapan ve bunu bir biçime sokan insan düşünemediği, hesapta olmadığı sonuçları doğurabilir. Bu da bir hesaplamadır. Dolayısıyla hani biz robot kendi kendine suç işledi. O halde robotu nasıl cezalandıracağız? Robotu cezalandıramazsınız. Onun en fazla üretimini durdurursunuz. Veya dolayısıyla o sonuç bir kere doğduğu için hesapta olmayan sonuç, insan homo sapiens onu öğrenmiş olur, onun çaresine bakar. Ve böylece bilim ve teknoloji gelişir. Şeye benziyor hocam biraz daha. Hani hep hayvan idaresine de benzetiyor güzel bunu. Yani bir labrador cinsi, hani insan en dost, köpek cinsi evet. Deniliyor mesela, çocuklarla dost, gayet iyi yetiştirilmiş, gayet iyi terbiye edilmiş olabilir. Ama öyle bir şey yapıyor ki köpek bir anda 2 yaşındaki bir bebeğin caddeyini ısırıyor. Yani bilinemeyen bir davranış, o an o köpeği ona iten şey neydi, neden böyle davrandı, neden tehdit olarak algıladı bilmiyoruz. Hani burada nasıl gideceğiz bilmiyorum ama durum bu. Yani robotun psikolojisi olmaz. Robotun algoritması olur. Peki. Teşekkür ediyoruz. Mehmet İpek, evet. Ben iki cümle ilave etmek istiyorum. Tabii. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çok bilgilendim. Benim çok fazla ilgi alanımda olan bir konu değildi. Ama ben esas itibariyle sorumluluk açısından, ceza hukukundaki sorumluluk açısından dinlediklerimden kendi açımdan çok fazla bir büyük problemler olmadığını düşünüyorum. Yani bu bir robot teknolojisinden bahsedildi. Tabii algoritmalar bildiğim bir alan falan değil ama bir makinayı birisi icat ediyor, bir arabayı. Siz tasarlarken bunu bir tasarlama olarak düşünüyorum. Bir otomobili, bir otobüsü tasarlıyorsunuz ve çok uygunsuz bir yere benzin deposunu tasarlayarak koyuyorsunuz. Bir kaza oluyor ve insanlar ölüyor aracın içerisinde. Bu bir tasarım hatasıdır. Ondan dolayı ceza sorununa da gidebilirsiniz. Eğer bu işte meslek ve sanatta yapması gereken
bilmesi gerekenleri bilmediği için yaptığı için ben olaya bu açıdan bakıyorum. Ama esas sorun bence meslektaşlarım da bahsetti. Burada bir felsefi sorun var. Yani ceza hukukunu aşan bir sorun var bence. Yani buradaki problem işte biraz önce meslektaşımız da bahsetti. Gençler, bu dünyaya doğan gençler ne yapacak diye. Esasında felsefeyle teknolojinin mücadelesi söz konusu. Burada esasında çok fazla bu konularda kendimizi kaptırmadan neden ve nasıl sorusu üzerinden gitmemiz lazım. Hep nasılı tartışıyoruz, işte nasıl olduğunu, nedenleri tartışabilirsek bence bu problemi de aşacağımızı düşünüyorum. İnsanlığın bunu aşacağını düşünüyorum. Benim ilave etmek istediğim husus budur. Ruhumuz olmadan hepimiz birer makineyiz aslında. Ruhumuz olmadan biz makine evliyiz. Ya bu bence bir reklam soru benim. Aa evet, bakın. Peki. Çok fazla korkutuluyoruz gibime geliyor yani böyle. Yani ben aslında hakikaten bu sorunu anlamaya çalışıyorum. Neden bu yapay zekanın cezai sorumluluğu gibi bir konu ortaya atılıyor? Bunu ben aslında anlamaya çalışıyorum. Çünkü Oya'nın dediği çok doğru. Ben böyle düşünüyorum. Bizim gençlerin düşünme alışkanlıklarına yönelik bir kuşatma var aslında. Nedeni sormuyor kimse. Evet. Nasıl? Bu makine nasıl? Dolayısıyla biz hani gençlerin ekonomiyi nasıl koruyacağız? Onu düşünmemiz lazım bu yapay zekanın. Hocam bir şey söyleyeyim mi? Buyurun Sayın Üstad. Estağfurullah. Şimdi hani yanlış soruda doğru cevap çıkmaz. Şimdi biz bu robotları veya botları hayvanla karıştırmıyorum. Karıştırmıyoruz, kıyas ediyoruz. Arz edeceğim. Hani dedik ya biz bir köpeğe alışırdık veya aslanı alıştırdık. 2 sene iyi gitti. Sonra birden işte bir bebeğe ısırdı veya insana ısırdı. Ama o dikkat ederseniz sonra bir hayvan, bir canlı. Fakat robot dediğimiz, ister bilgisayar değil, ister başka bir ad verin. Siz bunlara ne yüklerseniz o onu yapar. Hep benim ilk başta bir şey vardı ya, şu Japonya'daki robotun adam öldürmesi. Ben kafamda bütün konferansta hep orada. Sanki önüme böyle bir şey geldi de ben ne yapacağım gibi diye. Şimdi tabii ki orada keşke şimdi burada bir hukukçular değil de bir bilgisayardaki bir üstad olsaydı. Nasıl ceza hukuku profesör hocamız var. Bir de burada bir Boğaziçi'nden ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bir bilgisayar profesörü olsaydı. Ona soracaktım. Benim bilgilerim şudur. Tabii ben sizler kadar bilgisayardan bilmiyorum. Ben bilgisayardan mesaj atmayı bile bilmem. Ama siz yazılımda buna ne verirseniz o onu yapar. O robottaki işçi vardı ya, aslında onda da bir şey var. Ona bir şey yapmışlardır, o ellerini böyle hani getiriyordur, götürüyordur. Başka bir şey yapmaz. Ama böyle gidiyorsa, ki gitmiş o işi öldürmüş, demek ki bunun yazılımda bir sorun var. Geldik ceza hukuku sorusuna, hocamız orada söyledi. Şu anlık bizim ceza hukukuyla, ceza kanunlarımızla biz bunun hepsini hallederiz. Halledilmeyecek hiçbir şey yok. Ha çok uzatmaya kalkarsa, efendim adam Walter Baka tabancayla gitti bir adamı vurdu. Nerede yapılıyor bu tabanca? Almanya'da yapılıyor. Kim onun sahipleri, yönetim kurulu başkanları, ustaları onları yakalar, böyle bir şey olmaz. Ama diğer konularda bunu robot olarak kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz. O dronlar dediniz, o da öyle. Mesela hissiz traktörle adam öldürme olayı gördünüz mü? Kasten. Ben size söyleyeyim, böyle bir olay oldu. Ve traktörümüz zor olarak karar verildi. Dediler ki burada traktör aynen bir tabanca yerine geçmiştir. Tabii uzun şimdi vaktinizi almayayım. O kararla da aynı bunun gibi. Bu da böyle. Eğer siz bu robotta bakacağız efendim biz yazılımcıya gideceğiz. Bunu ben sormak isterim. Tabii sizleri aşıyor, bizi de aşıyor. Bizler hukukçuyuz.
Eğer bu yazılım dışı bir şey yapar mı? İşte bu nerede kaldı? Şu kameraman gençte kaldı lafında. Neydi o? Hani bunlar ileride o Frankenstein gibi kendi kendilerine bir yazı üretebilirler mi? Vallahi üretemezler, ben size söyleyeyim. Saygılar sunuyorum. Vallahi biz de üretebileceklerini bilmiyoruz ama bugün için teknolojik gelişmelerle üretilirse de şaşırmayız. Tabii tabii. Yani üretilemez demek çok şey kalır. Çünkü neler yapılamaz dediğinde neler yapılır. Evet. Demek ki o noktada da durmak gerekir. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar. İyi haftalar diliyorum. Mekan Bey çok sağ olun.